Efendim 9 Ağustos Cuma akşamından Kontrol Noktası'nın herkese mutlu akşamlar. Ekol TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Pınar Işık Ardor. 2,5 saat boyunca e, Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Hararetli bir yayın olacağını düşünüyorum. Belki de olmaz. Aynı ortak noktada buluşabilir konuklarımız bilmiyorum efendim. Türkiye ne konuşuyorsa bugün bu masada, bu ekranda onu konuşmaya çalışacağız. 3 gazeteci konuğumuz var. Hasan Öztürk hoş geldiniz. Eyvallah. Kolay gelsin. Ferhat Murat e, hoş geldin. Merhaba. E, merhaba. Şaban Sevinç hoş geldin. Hoş bulduk Pınar Hanım. Çok teşekkür ederim. 26 Cumhuriyet teşekkür Halk Partisi 26. dönem milletvekili Profesör Doktor Ayto Atıcı var hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pınar Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Türkiye'nin bir hafta, geçtiğimiz haftadan bu haftaya sirayet eden başlıklarının başında elbette sosyal medyada tartışma konusu olan Instagram'ın kapatılması, ardından Roblox'un kapatılması, acaba sıra TikTok'ta mı tartışmaları var? Ekonomi başlığı geçtiğimiz haftadan bu haftaya yine sirayet eden bir başlıklı değerli izleyenler. Öte yandan Türkiye'de birkaç gündür konuştuğumuz bir başka başlıkta Paris 2024 Olimpiyatları. Burada orada yarışan bütün oyuncularımıza, bütün sporcularımıza yine bol şansımızı hala çünkü devam ediyor. Diliyoruz. Ama biz Romayı pardon Paris'i başka bir açıdan değerlendireceğiz çünkü orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çıkartması söz konusuydu ve üzerinde tartışmalar <laughs> var. Şaban Sevinç. Ee, sizinle başlayacağım. Şöyle ki şimdi biz... E, Paris 2024 olimpiyat oyunları, e, A milli voleybol takımımızı izlemeye Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in gitmesi, orada kameralara verdikleri mesajlar, kim ne dedi gibi bunlar bir tarafta. Öte yandan şimdi yeni bir tartışma konusu var. O da e, orada e, Paris'te e, İstanbul evinin de verilen bir davet e, ve o davetlerden sonra ortaya atılan işte bunun parasını kim ödedi tartışması. İstanbul evinde bir organizasyon düzenlendi, Paris'te e, ve masraflar tartışılıyor. Buradan başlamak istiyorum yeni bir tartışma konusu. E, ne yapıldı orada? İstanbul evi neden kiralandı Şaban? Şimdi e, teşekkür ederim Pınar Hanım. Şimdi biliyorsunuz 2027 e, Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak. Ekrem Bey bir ay kadar önce onun protokolünü imzalamıştı. Şimdi de 2036 olimpiyat oyunlarını İstanbul'a getirmek için Türkiye'nin bir işte lobi çalışması var. Türkiye daha önce de olimpiyat oyunlarını Türkiye'ye getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı da dahil biliyorsunuz uzun lobiler yaptı. Türkiye çalışmalar yaptı. Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Falan. Ama bugüne kadar olimpiyatların Türkiye'de yapılması sağlanamadı Çeşitli nedenlerle biliyorsunuz O konularda ciddi rekabet ve yarış oluyor Çeşitli ülkeler arasında Türkiye'de o yarışa daha önce defalarca girdi Sayın Cumhurbaşkanı döneminde de Erdoğan döneminde de girdi Şimdi Ekrem Bey de 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a getirmek için o da bir yarışa girdi başka ülkelerle birlikte. Hatta açıkladı yani İstanbul'da evet, olmasını tabii. istiyoruz dedi. Evet onun da işte çalışmasını, lobisini, usulü neyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte yapıyorlar. Şimdi bu tabi Paris olimpiyatları e, sırasında da bütün ülkeler e, Paris'te olduğu için olimpiyatlar nedeniyle yetkililer, e, ülkelerin yetkilileri, spor işte yöneticileri vesaire... E, bu da bir fırsat. Nitekim sadece Türkiye'nin değil, orada başka ülkelerin de yine önümüzdeki olimpiyatları almak için lobi çalışmaları yaptığı İstanbul evi gibi oluşturdukları, mesela işte Kenya evi, Amerika evi gibi. Yani başka her ülkenin ülkelerin bir evi mi? Evet. Yani başka... her ülkenin bir şehrinin ya da ülkenin bir evi mi vardı o? Olimpiyatlara talip olan, önümüzdeki olimpiyatlara tamam. talip olan her ülkenin tamam. Paris olimpiyatları sırasında, şimdi bu dönemde. Ben Paris'te doğru anlayayım diye. Şimdi biz orada Paris'te İstanbul evini açtık. E Amerikalılar Amerika evi, Kenyalılar Kenya evi. Evet, evet. Ben de bunları bugün oraya yayının yazısından öğrendim. Hayır, hayır an anlayayım. Hani niye mesela Washington ya da işte Chicago evi değil de yani yani e, Kenya'nın Kenya bir şehrinin evi değil de e, Şimdi, Neden Türkiye bir değil de İstanbul e, evi? E, tabii, tabii. Şimdi tam İstanbul. Amerika evi, Kenya evi bilmiyorum. Bugün oraya evinin Ha tamam, evinin pardon. Ha, öyle dediniz diye ben. O, o ülkelerin de, o Amerika ve Kenya'nın da ve başka ülkelerin de, Olimpiyat oyunlarını işte kendi ülkelerine getirmek için e, İBB'nin yaptığı gibi, yani İstanbul evi e, yaptığı gibi, o ülkelerin de e, kendi evlerini yaptığını ya yani geçici Paris Olimpiyatları için e, öğrendim. Hakikaten de yapılıyor. Türkiye daha önce de yaptı bu tür faaliyetleri. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı döneminde de yapıldı. Şimdi Ekrem Bey 2036 olimpiyatları için bunu yaptı. Şimdi e, dolayısıyla bu meşru e, Türkiye'nin işte ulusal çıkarlarına, ekonomik çıkarlarına, sosyal, kültürel çıkarlarına yönelik e, bir lobi çalışması. Tamam. Lobi çalışması. Peki biz neden Ekrem Amoğlu da bunu yapıyor. Ama? Efendim? Şimdi biz e, bu lobi çalışması bir tarafta, bir taraftan da neden kiralandı tartışmasını neden yapıyoruz peki? Ya çünkü Türkiye'nin ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paris'te mülkü olmadığı için bu faaliyetleri yapmak e, amacıyla bütün ülkeler nasıl yapıyorsa o da e, iki günlüğüne bir, e, pardon bir haftalığına özür dilerim, bir, bir haftalığına bir Paris'in en önemli binalarından birisini kiralamış ve Aylık kirası yani bütün bu yapılan tartışmalar vesaire. Ne kadar harcanmış Şaban Sevinç? Şimdi Murat Ongun'un yaptığı açıklama var. İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi Başkan e, Danışmanı ya da işte o Medya AŞ sorumlusu Murat Ongun e, İBB adına yaptığı açıklama şöyle. Paris'teki İstanbul evi ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Hani günlük şu kadar işte yok haftalık aylık bu kadar diye bütün o bilgileri yalanlıyor. Evin haftalık kirası 249 bin avro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul'un Olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz diyor. Şimdi evet. Murat Ongun'un bu sponsorlar diyor. İBB bütçesinden harcanmadı diyor. 269 evet. e, 249.000 avro 249 bir hafta. Bütün yani zaten bir haftalığına kiralamışlar. Bütün kira bedeli toplam kira bedeli 249 bin avro bu binanın. Binanın. E, orada da malum işte e, iki gündür e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de gitmiş. Orada bir faaliyet yapıyorlar. ve Bu evet, para da sponsorlardan. Özgür, Özgür Özel çok beğendi. Üç sponsor. Bu arada. Onu da belirttim. İpek e, sponsorlar? Üç, üç sponsor var. O sponsorlar bu parayı karşılamış. E, bu, bu paranın daha üstünde var. bir. O üç sponsorun bağışı var. E, yani... İBB'nin hem bu kira, ödediği ödedi 249 bin avroluk kira hem de Paris'te yaptığı diğer bütün masraflar o üç sponsorun yaptığı, İBB'ye yaptığı e, bağıştan e, ne karşılığında? Sponsoru, bir dakika, üç sponsor kim bir de onu bir soralım. Üç sponsor kim Şaban Sevinç? Ee, ya Ben biliyorum ama açıklamayayım. Ama şunu söyleyeyim, İBB ile hiçbir şekilde bugüne kadar da işi olmamış. Bundan sonra da işi olmayacak firmalar. İlçe belediyeleriyle işi var mı? Efendim o firmalardan birinin ilçe belediyeleri Yok, hayır hayır. İlçe belediyeleriyle de ile de hiçbir işi yok. Zaten adı önümüz günlerde çıkarsa Peki neden siz de mesela şey yaparsınız ha evet bunların belediyeyle ile belediye ile işi olmayacak firmalar yani. Bir dakika. Şunu açmaya çalışalım mı? Hepinize sırayla bir geleyim. Ee, neden e, şartsız bağışçılar? Neden şartsız bağışlar yapılıyor? Yani daha doğrusu bu sponsorlar neden açıklanmıyor? Ya şimdi şöyle sponsorlar şimdi ya maalesef Türkiye'de öylesine kirli bir kamplaşma var ki. Mesela işte İBB oraya günlük 300 bin avro kira ödüyor. İşte ayda 10 milyon avro yapar falan gibi böyle bir, bir sürü işte tweetler atıldı. Ünlü ünlü, Peki, dakika, gazeteci arkadaşlar falan filan. Bu gazeteciler kimler? Söyleyelim. Hangi gazeteciler? Bu tweetleri atanlar kimler? bin euro kimler? Diyorlar. Barış arkadaş. E, TV yüzde ben o yayındaydım. Evet. Yine Altan. E, Altan, Altan, Altan Sancar. Altan Sancar. Altan Gerçekten, Sancar sonradan düzeltti. Şimdi, iyi, şimdi o yayında ben vardım. Yani bu iddiaları ortaya atanlar hani çirkin çirkin sizin ifadenize çirkin iddialar ortaya yani atanlar. Yani yalan yanlış. E, yalan yanlış bilgileri paylaşanlar Hı. birisi CHP'nin eski milletvekili hala delegeydi Barış arkadaştan bahsediyorum. Hı. Diğeri de Eee CHP medyasının önemli ismi olarak bildiğim, benim bildiğim en Barış azından. Barış delege değil ama onu Hayır Değil canım, değil, değil canım. Hayır değil, onu değil. Barış. <laughs> Ve bunu bir canlı yayında ilk defa söyledi. Ve ben oradaydım TV yüzde. Tamam bu kadar. Şimdi. Barış söylemedi de Altan Sancar söyledi galiba. Söyleyeceklerin yani. bu kadar mı diyorsun? Şimdi yani bu bu bağlamda. Hani <laughs> hayır yani bu Çirkin <laughs> ifadeler dedi ya Şaban Bey. Yani o çirkin ifadeleri tepki başlatanlar Öyle bir geliyor. şey yani çünkü diyor, geliyor Hasan sonra Özgür. ne oluyor biliyor musunuz? Aa bakın yine bak bak işte e, işte hükümete yakın medya, yandaş medya tırnak Hı -hı. işte ben de dahil ederek. Şimdi konuşuyor. bir isim ee, de ben hatırlatayım. Enver Aysever de çok ciddi yükleniyor bu konuda. Evet. Evet. Şimdi bir de şu var. Böyle. Evet, evet. Ben, ne diyorum ki bu çirkin ifadeleri, yalan yanlış bilgileri kim paylaşıyor? Evet. E, Şişt sizin arkadaşlarınız paylaşıyor. Onu söyleyeyim. Ya bizim sana. arkadaşlarımız derken bir arkadaşımız bunu paylaştı. Ya yani bizim arkadaşımız derken siz de arkadaşımızsınız. Hazan Bey yani Ferhat da arkadaşımız, <laughs> Altan da arkadaşımız. <laughs> Barış da arkadaşımız. <laughs> Ama tabii şimdi şöyle, da şöyle, şöyle diyeyim. Altan Sancar hani zaten sizin hemen mahalle, zaman, Bizim mahalle diye ayırıyorsunuz ya. Ben, yani sizin mahalle ben mi ayırmıyorum siz ayırıyorsunuz rica ederim. Öyle mi ya yandaş diye siz, siz Yok ya ben, ben hiçbir mahalleye mensup değilim. Hmm. Ama şöyle Altan <laughs> Sancar bir dakika Saraçhane'ye bize ben ya. Sara ben yani. yakınsınız Ben Fatih'teyim ya siz Saraçhane'ye. Valla ben Ankara'da Saraçhane'ye daha yakınsınız. Ben Saraçhane'ye yakınım. Siz siz benden daha yakınsınız Saraçhane'ye. Ben Fatih'teyim ya. Ben Fatih'te oturuyorum zaten. Saraçhane'ye 500 kilometre. Siz Fatih'tesiniz size. Hayır be, ben zaten onu söyledim ya. Ben Fatih'te oturuyorum. Şimdi bizim mahalleye yakınsınız Saraçhane'ye. Onu söylüyorum işte. Ben Çankaya'ya yakınım. Yok yok siz Saraçhane'ye çok yakınsınız Peki. Ferhat Murat bir şey söyleyecektin. Öyle bir dinle devam edeyim. Ayto hocam size geliyorum. Ferhat Murat ne diyorsunuz? Yani 3 sponsor var. Belediye ile işi olmayan, bunlar Türkiye'ye mal olmuş ya, firmalar. Türkiye büyük bildiği, firmalar Türkiye'nin yani? bildiği çok önemli firmalar, markalar. Türkiye için çok önemli. Çok, çok önemli. Yani Türkiye'nin önde gelen, bütün kamuoyunda bildiği mi? Fir firmalar. Yani ve böyle müteahhitlik işleri, belediye ile işleri falan olmayan firmalar. Sektörleri ne? <gülüyor> <gülüyor> Üç harfli bir holding mi acaba? <laughs> ee, fin Finans, gıda falan. Üç harfli bir holding mi acaba? Üç harfli holding... Yok. İçer Holding. Yok. Yok. Koç grubu mu diye soruyor. Yok, yani yok. ben öyle anladım. Yok. Koç e, grubu da olabilir ama Koç grubu Onların değil. Koç grubu de benim bildiklerim iş işte Koç grubu, grubu yok. Koç grubu yok mu? Yok. E Koç grubu da olsa yadırgamamayacak. Koç grubu bu ülkenin en saygıdeğer e, firmalarından, şirketlerinden birisidir. Bu ülkenin ekonomisine, sosyal hayatına, kültürel hayatına çok büyük katkıları olan Türkiye'nin eee ya yani neredeyse yüzyıllık en köklü şirketlerinden birisidir. Gerçekten de Türkiye ekonomisine çok büyük katkıları olan bir firmadır. Yani hani Koç grubu mudur derken hani bir haksızlık yok. Ben bilmediğim yok. için sadece hani e sende Yok, on, onlar yok. Var mı diye. Onlar yok. Sorun. Benim bildiğim 3 sponsor içinde onlar yok. Şimdi Peki, burada tuhaf falan şey Paris gezisi bir şey mi? Yani israf mı? Bir lobi faaliyeti yürütülüyor orada dedi. İstanbul'da olimpiyatlar yapılsın deniyor dedi. Hatta şöyle bir tartışma var. Neden diğer partiler yoktu? Hep Cumhuriyet Halk Partisi var ve Ekrem İmamoğlu bunu sahiplendi diye bir konu da var. Neden hükümet orada değildi diyorlar. Ferhat Murat. Şimdi Türkiye'de özellikle Türkiye'nin olimpiyatlara ev sahipliği yapması açısından sorumlu yetkilendirilmiş uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne üye kuruluşu kimdir? Türkiye Milli Olimpiyat Komitesidir. Tamam. Bu da kamu yararına çalışan bir sivil toplum örgütüdür ve Türkiye Olimpiyata yönelik bütün çalışmalarını, ev sahipliğine yönelik bütün çalışmalarını senelerdir Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından gerçekleştirir. Belediyenin asli öncü olarak görevi bu mudur diye bir taraftan bakmak lazım ama hani ben şahsen kendi adıma Ülkeye katkı sağlayacak, ekonomik girdi sağlayacak her türlü tanıtım faaliyetinin, özellikle lobi faaliyetinin eğer lobi faaliyeti şeklinde yapılıyorsa desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Tamam. Ama burada çok tuhaf, tutarsız birbiriyle çelişen bilgiler var. İşte ne gibi? Sponsor, niçin sponsor olur? Kendi markasını daha fazla duyurmak adına bir sponsorluk faaliyeti üzerine gelir. Yani… Ekol TV'nin reklam verenleri ya biz Ekol TV'ye destek vermek istiyoruz ama reklamlarda bizim ismimiz gözükmesin. Biz reklamlarımızı göstermek istemiyoruz demezler. Hmm. Bir takıma sponsor oluyorsanız örneğin işte bugün Galatasaray e, maçıyla başlıyor Trent yol Süper Lig. Göğüs reklamı, kol reklamı, işte stadyum kenarı reklamları, sponsorluk anlaşmaları hep markanın bilinirliğine daha fazla katkı sağlayacak ve bu işbirliğinden dolayı müşterisinde marka sadakati oluşturma amacıyla yapılan bir şeydir. Şimdi bu sponsorluk faaliyeti çok anlamlı gelmiyor. Şartsız bağış şeklinde yapılan sponsorluklar ve açıklamayı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının danışmanı Murat Ongun olunca geçmişte de yaptığı birçok açıklamanın doğru olmadığı belgeleriyle ortaya çıktığından mütevellit ben soru işaretiyle bakıyorum. Yani Hasan abinin az önce belirttiği gibi 300 bin euroyu ortaya atan da biz değiliz. Yani muhalif medyada olduğu bilinen isimler bunu gündeme getiriyorlar. Bu işi ortadan kaldırmanın temel noktası şu, çıkarsınız, kira sözleşmenizi ortaya koyarsınız. Sponsorların ne kadar ödediğini belgeleriyle şeffaf bir şekilde açıklarsınız. Ortada bir soru işareti kalmaz. Çok fazla soru işareti var. Örneğin ilçe belediye başkanları Paris'te bir kahvaltı sofrasında oturmuşlar. CHP'li ilçe İstanbul'daki ilçe belediye başkanları bir fotoğraf veriyorlar. Onunla ilgili de ya bu nereden karşılanıyor acaba diye soruları soruldu. Yine ismi geçtiği için Altan Sancar'ı ben bugün dinledim. Davet ettiği söyleniyor orada, Kendi kredi orada kartlarıyla. Bir şey. orada bir bütün, onu da söyleyeyim. Orada bütün bir ilçe bir belediye davet başkanları Paris'e giden CHP'li ilçe belediye başkanları kendi ceplerinden, kendi kredi kartlarıyla e, yaptıkları uçak bileti, e oradaki otel konaklama harcamaları onlar tamamen kendi. Evet onu bileti. söyleyecektim. Altan Sancar'a bugün bu şekilde açıklamada bulunmuş evet. ilçe belediye başkanları. Ama o masada oturan bir tane belediye başkanı olmayan isim var. Kim o ya? <laughs> bir müteahhit Esenyurt'ta bir fotoğraf inşaat bizde, e, faaliyeti taba. yürüten Esenyurt ilçesinde önceki belediye başkanının kendisine önemli bir ölçüde kat artırma imkanı vermediği ancak yeni dönemle beraber bu kat artış imkanının sağlandığı iddia edilen bir müteahhitin de orada yer aldığı, o fotoğraf karesinde yer aldığı gözüküyor. İsmi de var bende ama şu anda... E, ...vermek istemiyorum Olamazsın açıkçası. Olamaz mı peki müteahhitin orada olması? Şöyle, olamaz. olabilir. yani Olabilir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, herkes gidebilir. yani Olabilir. Türkiye Cumhuriyeti sıkıntılı vatandaşı olan olmayanlar konu, da gidebilir. Orada sıkıntılı olan konu yani, şurası. Sıkıntılı, sıkıntılı olan husus şurası. Önceki yine CHP'li olan Esenyurt Belediyesi'nden... ...istediği ölçüde kat alamayan bir müteahhidin ...inşaatlarına... ...özellikle 31 Mart sonrasında devam ediyor olması ve ile bir e, şifahi anlaşmaya bunun dayandırıldığı iddiaları gerçekten varken o sofrada Esenyurt Belediye Başkanı'nın da olduğu o sofrada yer alması soru işaretleri uyandırıyor. Şundan bahsetmiştim. Murat Ong'un e, açıklamasında e, 300 bin euro değil haftalık, e, günlük özür dilerim, haftalık Toplam, 149 evet, bin 149 euro olduğunu güldüm. iddia ediyor. Ve şartsız bağışlardan olduğunu iddia ediyor. Şartsız bağışın ee, kim tarafından i̇dda, idda yapıldığı ediyor, gerçekten iddia etmiyoruz ama söylüyor. Resmi ifade ediyor. ediyor diyeyim, i̇fade söylüyor. ediyor. Ya belge koymadığı için Allah o da şey bir iddia. Belge ya koysa o, yani hepimiz Fahrettin Altun say Fahrettin bir Altun bir açıklama yaptığı zaman iddia mı ediyor diyoruz. Şimdi, Şimdi Fahrettin resmi, Altun resmi bilgi Fahrettin şey Altun bir konuyla yani, ilgili tartışmalı bir hususla iddia ilgili ya? bir açıklama yaparken onun belgesini de ne ya koyuyor? ona bağlı dezenformasyonla mücadele merkezi paylaşıyor veya kendisi zaten ya, somut o... veriler ortaya koyuyor. Hanım, burada kira sözleşmesi kurumların açıklanırsa, yaptığı açıklamalara bak, sözleşmesi canım. açıklanırsa Büyük hiçbir orası? soru işareti kalmaz. Çok net, şeffaf bir şekilde kimse de bunun burada e, diyaloğunu bile yapmaz. Kimler tarafından ödendiği ifade edilirse bu da ortaya bu çıkmış. Bu mu kahvaltı fotoğrafı? Bir dakika Murat kahvaltı Tongunla fotoğrafı ilgili. bu mu? Evet bu, bu fotoğraf. Ne var bu fotoğrafta arkadaşlar? Mütahit Kahvaltı mi? yapmak yasak. Ben ıstakoz istakos <laughs> da eleştirmiyor. Allah var, var, bakın müteahhit müteahhit, Bakın bugün, bugün Sayın Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir açıklaması var. Evet, şimdi ona geliyoruz. İstanbul diyor, İstanbul seviyorum. pimi çekilmiş bomba üzerinde oturuyor diyor. Evet, deprem. Hemen. Ha, evet. Peki 22 yıldır kim yönetiyor bu ülkeyi karşı? Dur bir Ve dakika geleceğim. Bu 22 bir, yılın, ben bir Ayto Hoca ile Hasan Bey'i kaç bir yılında duyuyayım. çevre bakanı kimdi? Bunlar, Sonra karşılıklı nokta daha var. konuşturacağım. Birkaç nokta bir, daha evet. var. Orayı söylettirmedi bir türlü Şaban Semiş. Murat Ongun'a gelince birden e, aktif oluyor. Önemli Yok sen ne, ne alakası? Şimdi Murat Ongun ne alakası, bugün bir açıklama yapıyor. Ne Diyor var. ki Murat, Sayın Murat Kurum'un çevre ve şehircilik bakanının İstanbul'daki itfaiye sayısıyla ilgili yanlış bir bilgi verdiğini söylüyor. Murat Kurum diyor ki 4642 itfaiye var diyor. Tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve bu 2019'da bu noktadaydı. Hala diyor İstanbul'un nüfusu artmasına rağmen artırılmamış diye İstanbul Belediyesi'ni eleştiriyor. Murat Ongun çıkıyor diyor ki hayır efendim diyor 2749 tane diyor itfaiye çalışanımız var bizim diyor. Murat Kurum'un verdiği bilgiler yanlış diyor. Ve doğru bilgi Verme noktasında terkinde bulunuyor Sayın Murat Kuruma. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi itfaiye Daire Başkanlığı ne diyor? 4000 400 4642 yani tane Murat, çalışanımız var Murat diyor. Kurumu yani kendi internet sitesinde resmi olarak yer alan bir bilgiyi yanlış, yalan diye veriyor Peki Murat Tongun. Peki bunu Kurum. neden söyledi? Murat Ongun. Neden bunu bu e Şimdi ben niye bağlıyorum? Murat Ongun'un daha önce Fazilet Dura ile ilgili açıklamalarını hatırlıyoruz. İşte bugün itfaiye ile ilgili verdiği yanlış rakamlar dolayısıyla olimpiyatla ilgili İstanbul evinde de doğru bir rakam verme ihtimalinin düşük olduğunu burada belirtmek istiyorum. Anladım. Peki Ferhat Murat. Çünkü istakozla ilgili ben İstakoz? eleştirmiştim. Stakoz fotoğrafı evet, verildiğinde eleştirmiştim AK Parti'yi, AK Parti'nin milletvekilini. Şimdi az önce ne var canım? Bu kahvaltı fotoğrafında dedi ya. Şimdi Cumhuriyet AK Partisi aylardır neyi konuşuyor? Toplumdaki ekonomi. ekonomik problemi, yoksulluğu bunu kendilerinin çözeceklerini iddia ediyorlar. Evet iddia ediyorlar ama işte Paris'te selfiler paylaşılıyor. Eyfel Kulesi'nin arkasından selfiler paylaşılıyor. Yemek sofraları paylaşılıyor. Ve AK Parti'yi senelerce eleştirdikleri konuların daha da ötesinde after partilerle şu anda insanların karşısına çıkıyorlar. Bu toplumda ne kadar inandırıcı bulunabilir bilmiyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Türk evi var biliyorsunuz New York'ta. Evet, üzerinde tartışılıyormuş. Yıllarca olmuştur. muhalefet medyası bu Türk evini, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi malı olan, yani bir kiralama falan değil ve e, ilelebet de yaşadığı sürece de, ayakta kaldığı sürece de o bina Türkiye'nin malı olmaya devam edecek. Eleştirenler bugün... İşte kaç yüz bin euroya kiralandığı belli olmayan İstanbul evini ayakta alkışlıyorlar. Anladım. Ve ben bir tezat var diyor. Fransa basınına baktım. Kendi araştırdım. İstanbul evi ile ilgili haber göremedim. Fransa'da gazetecilik yapan arkadaşlarımı aradım. Dedim ki ya ben bulamadım. Bu İstanbul evinin tanıtım mahiyetiyle ortaya konması ya yani anlatılıyor. Lobi, lobi faaliyeti bunun, dedin. Hani bir lobi olmadığı anlatılıyor. Tanıtıma da dönük. İstanbul'un tanıtımına dönük. İstanbul'daki olimpiyatların yani olimpiyatların İstanbul'a getirilmesine yönelik medyada da yer bulmadığı da karşımıza çıkıyor. O zaman ne çıkıyor? After party yapmak için siz İstanbul'a bir kiralamışsınız. Kimin parasıyla ne karşılığında olduğu belli değil. Sözleşmesi ortada yok. Bir, bir, dakika, bir soru ya. işareti ortaya koymuş bir durumdasınız. Aytu Atıcı, Cumhuriyet Halk Partisi after party yapmak için İstanbul evini kiraladı cümlesiyle lütfen başlar mısınız? Ha <laughs> yani çok enteresan gerçekten. Hani Başlamam. CHP after party için Paris'i mi seçti? Başlamam oradan. Tamam. Bir de şunu yani sormak ise ama ama gelirsiniz. Tabii ama tabii şunu diyorum. sormak isterim Ayta Hocam. Siz çok eski Cumhuriyet Halk Partili bir isimsiniz. Hala de Cumhuriyet Halk Partisindesiniz. Geleneklerinden koptuğu söyleniyor bu görüntülerle. Buna da katılıyor <laughs> musunuz ne dersiniz? Ya şöyle aslında Ferah Bey çok iyi gidiyordu ya şu son after party noktasına gelene kadar <laughs> ama yaptılar hocam. Şöyle Ferhat Bey yani sizin söyledikleriniz sizin pencerenizden değerli tartışılabilir. Aklı var mı var? Bir mantığı oturuyor mu? Otur yani şu son after partiye kadar her şeyi not aldım cevap verecektim. After party deyince <gülüyor> <gülüyor> gümledi olay yani Ama öyle bir gerçek. Yani CHP bir after var. party, after part... party CHP after party yapmaya Paris'e gitti dediğiniz zaman daha önce söylediğiniz önemli bir kısmı doğru bir kısmı yanlış bir kısmı küçümseyerek bir kısmı eleştirel tabii ki eleştireceksiniz ya bundan daha doğal bir şey tabii. olmaz ama CHP Paris'e after party yapmaya gitti dediğinizde ben de biraz tebessüm Sahneye ettim. Sahneye de Karsu çıkmış hocam karşı çıkmış evet. Ya yani, bir after party var ama sadece, sadece size bir eleştiri olarak. Hayır somut veri, yani somut bir görseli yani olan işte CHP, videosu olan, fotoğrafı bakın, olan yani eden, after party'den oldu. fotoğraf veren bir genel başkan veya bir potansiyel Ferhat cumhurbaşkanı Bey. adayı Türkiye'de ekonomik sorunlar gerçekten Bey. hissediyor mesajını verir mi topluma? Ferhat Bey bakın. Ya, yani. çok özür dilerim. Ya daha Cumhurbaşkanı iki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 evet. beş uçakla gitti kardeşim. Dur, söz e, 30, gelince, tane, 30, 30, tane, 30 tane gazeteci götürdü. Bedava, beleşten 30 tane gazeteci götürdü. <laughs> Amerika'ya bir uçak bileti gidip git gel 90 bin lira. Evet. Ya bunları hiç konuşmuyor. Ben de, de biletle gidip birisi, bu emek, Bedavacılardan birisi. E, birisi Emekli yendim. aç. E, e aç yoksun. Tabii tabii. 7.5 Niye 5 uçakla çocuklar gidiyor kreşte, söyleyelim. Şey, e, Tahran'daki şey, e, haniye yapılan bir başkanı, ülkemizin bu ülkenin cumhurbaşkanına yapılmasın yapılması diye gidiyor ve Amerika'ya. Amerika'ya Amerika Finlandiya ve İstek kilometrede başkanları tek uçakla Amerika'ya kilometrede kaç ay, lira yakıyor biliyor yani, musunuz? Allah aşkına. İkisinin arasında muazzam bir fark var. Bir cumhurbaşkanı gidiyor 5 uçak götürüyor. Ta Amerika. Ben söylüyorum 83 bak. 83 milyon lira. Tahran'da Haniye'nin başına gelen 83 milyon, 3 milyon Cumhuriyetinin, dolar. Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanının yani, başına gelmesin diye yani ne gerekli tedbirler, ne gerekli güvenlik önlemleri yapılıyor. Öyle mi? Aylardır Öyle bunun mi? yaygarasını Seks, yapıyorsunuz. 5 tane, uçak, şey tane uçak mı şey mi götürüyorsunuz? 5 tane uçak asker mi götürüyorsunuz? Korunmasına Amerika. ne gerek var? Diyorsunuz. Başka Amerika Birleşik Devletleri ee, koruyamıyor. Ondan mu? sonra ülkenin yerluğa. nasıl bir Kaotik Ya yani ne alakası? Ne kadar milyon? harcamış Şaban Bey? Ne kadar harcamış? 5 uçağın, 5 uçağın Cumhurbaşkanı'nın Amerika götürdüğü 5 uçağın sadece yakıt parası 83 milyon Türk lirası. Değil. Çabam 83 Bey. milyon Değil. Türk lirası. Şaban Bey, her kilometrede, her kilometrede, götürdüğü Gerhard, kilometrede tane, Gerhard, yanında kilometrede. götürdüğü 30 tane gazeteci bu devletin hazinesine ne 30 tane bir tanesinin mi? git gel bileti 90 bin lira. 30 ben 30 size söyleyeyim mi? Ta bir tanesi. Bir dakika evet. bir şey Karatma, söyleme. 2,5 milyon lira. 2,5 Gazetecilerin uçak bileti 2,5 milyon lira. Bu ülkenin hazinesinden çıktı. Bak, 30 Doğru gazetecileri paylaşmıyor. Bir dakika. Emekliye verilmeyen maaşlar uçaklarında ya. yakıt olarak Amerika yolunda yakıldı. Fotoğraf Allah aşkına. Üzerine, bir, dakika, bir dakika. İsraf. Ekrem İmamoğlu 249 bin liraya bir hafta. Ah be. Türkiye'nin tanıtımı için. Siz Çankaya'ya geri dönün bence. Saraçhanesi de yaramıyor. İlislam. Ya akıl almaz şey ya. Akıl alır akıl alır. Ak ah Ak Şaban Sevinç. Islah bir uçak. Bir dakika durun. uçağın Amerika'ya Amerika ya yakıt. Ya bir... Masrafı ne kadar biliyor musun? Bak ben biliyorum bir uçağın Ferhat, Ankara'dan kalkıp Washington'a inen bir uçağın ya, yakıt düşmüş. masrafı ne kadar? Ferhat, ne kadar? Murat. Yani bir, kadar? bir, dakika ya. 50 bin bir dakika, dolar. Bir dakika. Bahsettiğim Aa, 83 milyon değil. Ben 83 mi? milyonu böl bakalım 36'ya ya da 32'ye Brezilya dolara. Brezilya'da yolcu uçağı düşmüş. son bir bak dakika bak. gelişmesi beş, beş uçak, var. 5 uçak, uçak gitti. İşte Çabansın. Tamam, Berhat yap. Murat. Hocam sizin 250 bin dolar. Hocam, doğru kabul ediyorsunuz. Matematiğin kuvveti 200, yap. Ya Brezilya'da ya, yolcu uçağı düşmüş bir iki saniye bir durun ya. 68 yolcu var içinde 62 yolcu var. Allah Allah bir saniye. Yani Ayta hocamı da kes tamam sonra tartışın hocam ee, Brezilya'da yolcu uçağı değerli izleyenler 68 yolcu kapasitesi varmış, 62 yolcunun olduğu söyleniyor ee, Detayları tabii sizlere aktaracağız, bilmiyoruz detayları ne durumda, ne değil. Şimdi bir iki saniye sakinleşin, bir son dakikamı söyletmediniz. 83 ay, milyon ay, gibi bir masraf söz konusu ay to, değil onu söyleyeyim. Tamam. Ya şimdi vereceğim şu, şu fotoğrafta 30 kişiyi bulun. Evet, öyle bir şey ya. Hayır yani 30 kişiyi bulsun. Her şey söyleyeyim. uçak fotoğrafı. Tabii tabii var. uçaktaki fotoğraf. Bak burada da 5 tane de devletin adamı var. Onu da söyleyeyim. A git ha. bul. Ş Şaban saysın Bey. bakalım. Say bakalım. Orada ha. 30 kişi var mı? Say. Say. Lütfen say. Sen de var mısın Azam Bey? In? Evet tabii ki ben de varım. O bedavacılardan birisi benim. Aa. Senin dediğin uçak gibi. Uçak bileti ödedin? Uçak parası ödedin mi? Kardeşim. Aa yıllarca ödedim. Tamam. Şimdi yok, ödemiyoruz. Yok, Bu Washington'a gidiş. Orada kaç, Hayır, kişi kaç kişi var? Zaten kişi var. Şimdi ödemiyoruz. Önceden ödüyorduk. Kiralanıyordu uçak. Şimdi niye ödemiyorsun? Kim ödüyor? Devlet uçağıyla gidiyoruz ya. Devlet uçağıyla gidiyoruz. evet evet gidiyoruz. devlet uçağı hazineden yakıt alıyor. Evet evet hazineden parası. Ama, 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 kişi yok. ama otel gidiyoruz. Yemeğimizi tamam. gidiyoruz. Davet etseler ben de giderim. Cumhurbaşkanı davet etse uçağa ben de... Yanlış diyeyim. örnekten gidiyorsun. Bir dakika, bir dakika, 30 kişi var mıymış? Bir dakika ya saydın mı? 30 kişi var mı burada? kaç kişi? 22 kişidir. Ya, Hola. <laughs> tamam. Bir IT tamam, hocam. Ne olacak ki? Tamam, bir IT hocamı 8 tane mi? fazla attım ya diyor. Ya, biraz ni de rakamı değilmiş. da öyle atmıştım biliyorsunuz. Hasan Bey kaçtı? 80, 80 mi? milyon muydu? Hasan Bey, Sayın Cumhurbaşkanı Bir dakika. 83 milyon muydu? Amerika'ya kaç kez gittiniz? Daha ben, önce. Ben Amerika'ya Cumhurbaşkanı 2 kez gittim. 2 kez gittim. Başka ülkelere kaç kez gittiniz? Sayısını hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Evet. Tamam. Hiç uçak parası ödediniz mi? Çok. İran'a tabii tabii şey şöyle. Bakın burada bunu ben, ya, ben yazdım. Ben bilmediğim bir şey soruyorum. Dur Şaban Bey. Ben inşallah yeni dönemde Şimdi, şimdi bir bu, bu dönemde bilmiyoruz yani. Tamam. Bak ben size söyleyeyim. Daha önce tur uçağı yokken Cumhurbaşkanı'yla ya o zaman Başbakan ve sonrasında Cumhurbaşkanı e, yurt dışında seyahatlerde Türk Hava Yolları'ndan uçak kiralanıyordu. Ve uçak kiralandığı zaman bize şöyle deniyordu. Kurumlara. Işte bizim kurumda ben gideceğim veya bir başka arkadaşımız gidecek. Kurumlara. Seyahat edin. davetlisiniz. Ee, uçak bileti için şuraya şu kadar para. Ee, otel ve işte efendim diğer masraflar takribi şu kadar olacak. Yanınızda bu kadar para olması lazım diye tamam. bir geçiliyordu tamam. ve sonra biz uçak biletlerimizi alıyorduk. O ya ondan o, sonra, bir sonra şey. da gittiğimiz bir dakika bir dakika. gittiğimiz zaman bir dakika Bir, bir dakika, o, bir dakika. Zaman, bir bir dakika. dakika. eski, da. eski ama şimdi Ya, anla... ya dur bir, bir dakika. Ama... Ya birincisi bir dakika. Bir dakika. Bir Ayto Hocam'ı dinleyemediğim için karşılıklı tartışın ama Ayto Hocam da fikrini söylesin. Yok ben bir, tartışmıyorum ben iki, bilgi veriyorum. Şu anda Brezilya'daki uçağın düşme anı görüntüleri de o. ekranda. Ee, yani dünyanın bir başka bölgesinde şu anda işte 62 yolcunun bulunduğu e, uçak. Sen Paula. Küçük bir uçak. Sağ Paula eyaletindeymiş. Sağ evet. Paulo. Evet. evet. Ee, Windhedo kentinde 68 kişilik uçak ama herhalde küçük bir uçak. Çünkü mürettebat yani 170'in üzerinde olur normalde uçaklar. geçmiş olsun mı diyelim, ne diyelim? İnşallah çok kötü. Henüz henüz olmaz ama. bir bilgi yok ama yanıyor. Ah, Oo, tam düşüne, evet tam düşüş düşü şu anı. Of, of direkt of yolcu uçağı. Yolcu uçağı. Direkt sanki aşağı doğru Düşüyor, çakılıyor. Evet. Yatay bir şekilde iniyor, yani çakılıyor gibi. Süzülme falan yok değil mi? Evet. Sanki vurulmuş. Vurulmuş gibi mi? Uçak görüyoruz. Yani evet, bak, evet. evet. Bak. Yani baksana normalde... Bak, bak olduğu evet. yerde rüzgar da... Bu normal bir düşüş olabilir. mü? Yani bir uçak böyle mi? Normalde bir şimdi burada uçak... Burada uçak mühendisi, mühendisi yok mi? tabii. <laughs> ben uzmanı değilim bu işin abi. Evet. Değil ben. Hocam sizi hiç konuşmamıştım. Biz sadece şimdi bedava fazla uçaklara fazla binenlerdeniz. Sizde. Tamam. Saban beyin deyimiyle. Evet ya bedava uçağa bindiren hükümet, cumhurbaşkanı yani. Tamam. Yanlış canım. Ayt hocam. Ayt Roma hocam. Roma'da dağılmış, israf. İsraf. Ayt hocam. İsraf. Yanlış. 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 Dünyanın en zengin, Bu, Türkiye, dünyanın en zengin bak, ülkeleri. Bak, Kişimbaşı. ben Özal'dan, bak, 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 ben Özal'dan beri. Bak, Özal'dan beri. Bak, bir cümle söyleyeyim. Bak, bir Kenan Evren değil. Yani, Özal'dan beri takip ediyorum. Başbakan Özal'dı. Sadece bir cümle. Sadece bir cümle. Tamam mı? Sadece bir cümle. NATO zirvesine dünyanın en zengin, en çok, en yüksek milli gelirine sahip Finlandiya ve Dan e, İsveç başbakanları <laughs> ki kişi başı milli gelir 60-70 bin Şabaz. dolar düzeyinde hı hı. NATO toplantısına tek uçakla gitti. İki ülkenin başbakanı tek uçakla gittiler. E Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da kişi başı Şimdi gelir. Bisikletle giden başbakanlar da var. Millet milletin yani. yarısı aç sefil. Hayır, İnan beş uçakla gitti. Finlandiya'nın kaç tane düşmanı beş var? Şaban Sevinç. Bahsettiğin ülkelerin tamam. Norveç'in bahsettiğim kaç tane Ay, düşmanı var? Bahsettiğim ülkeler, bahsettiğim ülkeler, duymak ülkeler duymak bahsettiğim ülkeler düşmanı ülkeler, var ya? Ülkeler, 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 ya, ya coğrafyadaki yeri belli. Jeopolitik konumu belli. Düşmanı olmayan ülkelerden bahsediyorsun. Ya Allah aşkına ya Sen düşman de. diyorsun ya. Ayta Hocam lütfen bir biraz... Kesin eminler misin sustukakları konusunda? %100 eminlerse ben başlayayım. Çünkü ben böyle bir tartışmaya girmeyeceğim kesin. Tamam ee, Tabii moderatörler böyle tartışmalar aslında severler biraz sohbet olur ya, muhabbet olur canlılık e, gelir falan yayını ama... yayını seviyoruz tabii ama, ama bir fikrinizi e, duyalım önce. Ama yani e, hakikaten e, sözü aldıktan sonra da ben de yani asgari saygı bekleme hakkına sahibim diye düşünüyorum. E, bana göre e, bazı tartışma yanlışlıkları var Pınar Hanım. Yani efendim israf o yapmış kardeşim israf yanlıştır ya bu israfı Cumhuriyet AK Partisi de yapsa yanlıştır. AK Parti yapsa yanlıştır. Bunun taşrak neyi var ki? Eğer israfsa yapılan iş isterse 1 lira olsun, isterse 1000 lira olsun. Bunun taşrak bir şey yoktur. İsraf, israftır ya bitti. Evet. Yetimin hakkını yiyorsan bu konu kapanmıştır. Ama ben Paris'te açılan bu İstanbul evini bir israf olarak görmüyorum. Bakın beni bütün kamuoyu Tutumlu olarak bilir, ee, özellikle devletin ve daha sonra partinin parasını harcama konusunda ne kadar cimri olduğumu bilirler. Buna rağmen ben e, Paris'te yapılan bu etkinliği bir israf olarak görmüyorum. Anladım. Bu bir israf bu değil. Değil. 2030 fiyatlarını faaliyeti. almak için bir çalışmadır. Bu çalışmadır. Benim gönlümden geçerdi ki devletimiz de orada olsun. Yani niye İstanbul tek başına yapsın bunu? Tabii ki yapsın, yapar, yapıyor. Yani burada bir milli mesele var Pınar Hanım. Biz eğer olimpiyatlarda nasıl ki voleybol takımımız e, oynadığı zaman tek yürek oluyorsak, olimpiyatları Türkiye'ye getirme konusunda da devletimizle belediyelerimiz tek yürek olmalıdır. Hükümetimizle daha doğrusu belediyelerimiz tek yürek olmalıdır. Ben bunu eleştiri noktası olarak görürüm ve buradan e, yola çıkarım. Şimdi bir arada böyle bir bir cümle soru sordunuz. Bence bu tartışmanın en önemli sorusu oydu. Niçin tartışıyoruz ya? Ya arkadaş 249 bin euro kiralanmış. O mu bu mu? Ya resmi ağza bakacağız. Bir kere şeyi düzeltelim. Evet her ne kadar... Açıklanamayan sponsorlar var hocam. Bunun ona, ona, da, ona da geleceğim. Mesela. İşte ona, ona da geleceğim. Ee, yani her ne kadar e, ha neden sponsorlar açıklanmıyor diyor Ferhat Murat. Sponsor hı hı. dediğin kendisini tanıtmak ister, sponsor olur. Neden diyor söylenmiyor. Yani açıklama yapan kişi bir danışman olsaydı, o zaman bağlayıcı olmazdı. Açıklama yapan kişinin danışman sıfatı olmakla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Yani resmi bir sıfatı var. Evet. Ve medya ile ilgili de bir iş olduğu için bu açıklamayı yaptığında yaptığı bu açıklama Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bağlar. bağlar. Bu nedenle ben bu açıklamayı doğru olarak kabul ederim. Bilmem gerçekten ne harcandığını ama... Cumhur, e, nasıl ki Cumhurbaşkanlığı'nın harcamaları resmi makama açıklıyor, doğru kabul ediyorsak bunu da doğru kabul etmek lazım. Diğer gazeteciler öyle demiş, böyle demiş, o CHP'liymiş, öbürü. Ya bunlar çok mühim şeyler değil. Yani CHP'li gazeteci CHP'yi eleştirdiği zaman, gönlü AK Parti'de olan gazeteci AK Parti'yi eleştirdiği zaman ben çok mutlu olacağım. Yani Türkiye o zaman rayına oturmuş olacak. E, bu, bunu ben çok Öyle Öyle vardı diyorum. işte gönlü CHP'liler var. Ya, ben, de eleştirdik. Birçok şeyi eleştirdik. Ya, Ferhat Bey şahsi şey. almayın. Yok yok yani. Şahsi almayın. Doğru diye söylüyorum. Şahsi almayın. Genel olarak doğruya doğru yanlışa yanlış denildiği zaman ben çok mutlu olacağım. Efendim Cumhurbaşkanı'nın e, uçağına kim biniyormuş? Bence hiç kimse binmemeli. Neden binsin ki? Neden binsin? Cumhurbaşkanı kim olursa olsun partisinden ari. Biz de yapıyoruz. İmamoğlu beraberinde insanlar götürüyor. Özel uçakla gidiyor. İsraftır, eleştiriyoruz. İşte neden uçağına binmemeli? Bakın bunda bir tek bağımsız gazetecileri hariç tutarım. Eğer bir kurunda çalışıyorsa, örneğin Ekol TV'deyiz. Ekol TV'den efendim Pınar Işık Ardor Amerika'ya gitsin denildi. Ya Ekol TV parasını ödeyecek bunun? Ödüyor. Herkes için olmalı. Herkes ödüyor. Böylece, ödüyor hocam. Tamam ediyorsa o zaman biz neyi tartışıyoruz? Hani dediniz ya işte uçağa, devletin uçağı, tamam, devletin parası. O zaman o devletin uçağı, o... devletin parası olmaz o. Bakın devlet görevi yapmaya giderseniz olur. Yani biz de mesela milletvekiliyken görevli olarak giderdik. Devlet görevlisisiniz, gidersiniz. Orada muhalif olsanız bile devleti eleştirmezsiniz. Devleti burada eleştirirsiniz hükümeti. Ama orada eleştirmezsiniz. Ama siz... Cumhurbaşkanı kim olursa olsun onun verdiği parayla onun çağına binerseniz onun yemeğini yerseniz onu eleştiremeyebilirsiniz. Yani burada sıkıntı olabilir. Burada bir e, yani gazetecinin bu noktada özgür olması lazım. Kendi kurumu ödeyecek. Yani Cumhurbaşkanı der ki kardeşim bağımsız gazetecilerden de şu kadar gelsin. ayrı konu. O zaman da tartışılmaz Ahmet mi gitti, Fatma mı gitti diye. Yani bu, buralar çok benim çok e, böyle Tartışmaktan mutlu olduğum konular Aynen. değil Şimdi peki soru şu Niye tartışıyoruz İnanın bana siyasi okumama göre Tecrübeme göre eğer İmamoğlu çıkıp dese ki Benim sponsorlarım şunlar şunlar şunlardı Türkiye bu konuyu yine tartışırdı Başka bir pencereden Hı. tartışırdı Çünkü buradaki tartışma konusu 249 bin euro falan değil Bakın önce bir geniş bakalım Sonra mikrolara ineceğim Buradaki tartışmanın temel konusu Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak mı, aday olmayacak mı? Bu yüzden mi bunlar? Benim siyasi okumama göre. Bak, yani böyle yapıyor diye kimse itham etmem ama ben de bir siyasi okuma yapıyorum. Diyorum ki eğer oraya giden örneğin bir başka ilin belediye başkanı olsaydı Cumhurbaşkanlığında adı hiç geçmeyen veya Aytu göre doğru gitseydi inan bana kimse eleştirmezdi bu parayı. Ama burada Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali vardır. Cumhurbaşkanı olma ihtimali vardır. Bu ihtimal dahi bu tartışmayı doğurur ve doğaldır. Ekrem İmamoğlu da bunları bilerek bu Cumhurbaşkanlığı makamına layık olup olmadığını süreç içerisinde millete gösterecektir. Yani bu tartışmaları göğüsleyecek, bu tartışmaların cevabını verecek ve diyecek ki ben İstanbul'u yönettiğim gibi Türkiye'yi yönetirim. Diyecek. Halk da bunu beğenirse oy verecek. Şimdi buradaki genel bakış bu. Şimdi, Şimdi gelelim hocam birkaç... bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, Mayıs ayında e, Ekrem İmamoğlu e, 28 Mayıs'ta e, Candaş Tolga'yla şey bir röportaj yapmış. Şeyi hatırlatmış. İBB 2014 yılında Güney Kore'ye 570 kişilik bir gezi düzenle, düzenlemiş. Maliyeti 14 milyon dolar diyor İsrafı biz engelledik diyor. Bundan birkaç ay önce Ekrem İmamoğlu'nun Roma ziyaretinin sorulduğu noktada Ekrem İmamoğlu diyor ki biz orada diyor israfı önledik. Güney Kore'ye gidilmiş 2014 yılında Hasan Öztürk, Ferhat Murat az sonra soracağım. Evet buyurun. Şimdi bakın yani israfı tekrar söylüyorum. Kim yaparsa yapsın yanlıştır. AK Parti hükümetinin israfları yığınla eleştiriyoruz. Biz yapmayacağız kardeşim. AK Parti 100 liralık israf yaptı. Bizim 1 liramızı eleştiriyorsunuz deme hakkımız yok. AK Parti 100 liralık israf yaptığı için ikinci parti konumuna düştü. Bakın. Millet açken israf yaptığı için millet elini çekti AK Parti'den. Şimdi bizim de ya siz 100 lira israf yaptınız konuşmuyorsunuz. Bizim 1 lira israfımıza konuşmayın deme hakkımız yok. Biz Hı, Cumhuriyet anladım. Halk Partisi olarak Pek bir ne? tek lira dahi israf edemeyiz. Edersek çıkıp özür dilemeliyiz ve bunun gereğini yapmalıyız. Kendi anladım. cebimizden ödemeliyiz. Şimdi bu Bunlar israf değildi diyorsunuz. Değil. Şimdi burada… After parti ne diyorsunuz? Ya bakın yıllarca AK Partili, MHP'li arkadaşlarımızla milletvekilliği yaptığımız dönemde e, dünyanın çeşitli yerlerine ülkemizi temsilen gittik. Orada mesela elçiliklerde ya da başka yerlerde biz de e, istişarelerde bulunduk, güldük, sohbetler ettik, muhabbetler ettik. Bunlar olağan şeylerdir. Yani bunlar tartışılmaz. Anladım. Yani bunlar olması gereken işlerdir. Yani inanın bunlar aslında Türkiye'deki yangına su döken işlerdir. Peki. Yani şurada biz e, diyelim ki işte Hasan Öztürk'le karşı karşıyayız, e, Ferhat Murat'la karşı karşıya yüz yüze bakıyoruz. Yani hiç bakmasak belki daha ağır eleştiririz ama şurada birkaç yayına çıkınca bu sefer fikirlerini biliyorsun ve fikri <laughs> eleştiriyorsun. Sempatik geliyorsun birbirinize. Ya yes, fikirler <laughs> sempatik gelmeyebilir. İnsani yapı ayrı. Ama fikrine saygı yani fikrini biliyorsun. O fikrini eleştirmeye başlıyorsun. Ya da sen şu partilisin, o mahalledensin, bu mahalledensin demiyorsun artık. O yüzden bu gibi toplantılarda, bu gibi etkinliklerde hükümetin de olması tıpkı meclisten giden milletvekillerinin bir arada olması gibi evet. ben bunu önemsiyorum. Evet. Şimdi gelelim. Davet edilmiş mi acaba hocam? Onu da bilmiyoruz. İki bir de hani Olimpiyat çalışmaları az önce ben de söyledim mi? Milli Kolim, Olimpiyat Komitesi komite aracılığıyla zaten yapılıyor. Hani, Şimdi yani hükümet şey eğer gibi davet düşünürüz. beklerse olmaz çünkü hükümet mesela şu ben olsam Cumhurbaşkanı eğer benden habersiz bunu yaparsa İmamoğlu'nu çıkarım derim ki ayıp değil mi sen niye bizden habersiz yapıyorsun gel beraber yapalım. İmamoğlu orada biter. Bakın. O şey tam tersi de olabilir. <laughs> bu arada yani. bu arada şey Milli Olimpiyat Komitesi Pardon. de organize bir şekilde yapıyorlar Paris'te. Ben şey. şunu bir toparlayayım şimdi. Var o gene e, o zaman yani. siz de toparlayın. Siz ben Sonra toparlayayım hemen size. O zaman var yani, hükümette var, dakika, ben, yani, hükümette var ya. Büyükelçi büyük elçi yok. Bir dakika ben toparlasın. Ben sıkıcı Ayrıca sıkıcı konuşmamı bittim. bitireyim. Sizin renkli sohbetinizi hep beraber izleyelim. Şimdi gelelim sponsor kim? Bakın Pınar Kamu adına hizmet yapan herkes, her şeyi açıkça açıklamak zorundadır. Bu İBB'de dahildir, hükümete dahildir. Yani siz benim sponsorum var açıklamam diyemezsiniz. Kusura bakmayın. Hmm. Bu, bu, bu denecek bir laf değil. Sponsorun kimse, her şeyi açıklamalısın. Ancak bu AK Parti belediyeleri, AK Parti hükümeti için de geçerli olmalı bir. İki, demin de söylendiği gibi ya gururla markanızı, tanıtıyorsunuz. İşte bakın voleybolda herkes şu sponsor bu sponsor filan diyor. Gururla gidiyor. Şu korku olmamalı. Yahu ben İBB'yi destekledim sponsor oldum diye. Acaba hükümet bana çöker mi? Hmm. Ben çökmemesini Arkasındaki isterim. Arkasındaki ıı, bu mu? çökmeyeceğini de düşünürüm ve umarım. Kime çökmüş ya da? İşte bak çökmeyeceğini düşünür kadar. ve umarım. Ancak böyle bir algı varsa Ferhat Bey. Yani bir iş insanı, ya ben İmamoğlu'na sponsor oldum acaba AK Parti bana bir sıkıntı yaratır mı diye bir korkusu, endişesi varsa bile bu önemli bir problemdir ve maalesef bu, bu maalesef var. O nedenle devletin her noktasında kim sponsor olmuş ise parti ayrımı yapılmadan söylenmesi lazım. Ama eğer AK Parti bunu söylemiyorsa ki yani birçok yerlerde sponsorlarla gidildiğini ben şahidim biliyorum. Evet. Yani olmaz mı sponsor tabi. Söylenmeli diyorsunuz. Söylenme. Onlar Peki. da söyleyecekler ama on yani ben olsam onlar söylemiyorsa bile söyler. Demek ki benim sponsorlarım şunlar, şunlar, şunlardır. Yarın bir ihalede bunları görürseniz ve onlara bir iltimas geçildiğini görürseniz gelin kulağımı çekin derim. Yani bakın ben kendimi hep şeffaf gördüm bunu da ispat ettim. Milletvekiliğine başlamadan önce mal mı internette yayınladım. Dönemin bitti. Bir daha yayınladım. Bir daha oldum. Bir daha yayınladım. 4-5 kere internette benim mal varlığımı bulabilir insanlar. Yani An bu kadar şeffafım. Ben ayto atıcı bir vatandaş şeffaf isem ben e, yani milli güvenlik konuları dışında her şeyin ama her şeyin mutlaka şeffaf olmasını isterim. Masada müteahhit olur mu? Ya Yasaya aykırı değil. Olur olur ama şık değil. Hmm. Şık değil. Yani tabii ki olur. Ha Çıkar der ki bizim sponsorumuz budur. Ee, üç tane bunlar sponsorlarımızdır der. Onları da davet ettik nezaketen der. Olur bak buna itirazım yok. Ama ne olduğunu bilmeden adını da bilmem kendisini de tanımam. Ama herhangi bir müteahhidin davet edilmiş olması e, Türkiye ortamında kafamızda soru işaretlerini doğurur. Bu şık değil. Yanlış bir şey mi? Ya yanlış değil, yasaya aykırı değil. Olur mu? Olur. Ya ben olsam yapmam şahsen. Ben olsam yapmam. Açıklarım kimler olduklarını. Ve bunu da önceden açıkladım. Hatta ve de hatta bakın. Ben olsam, ben olsam kesinlikle e, sponsorla çalışmam. Çünkü Peki. İstanbul için çalışıyorum kardeşim. Peki ben toparlayalım İstanbul, Hocam lütfen. Bitiriyorum. İstanbul bütçesinden harcarım öncesinden derim ki şu kadar harcama yapacağım ey millet duyun giderim bunu harcarım bunu da gösteririm. Yani İstanbul'un bütçesinden bir şey çıkmadı. Keşke çıkaydı. Ben öyle isterim şahsen. Bir sponsora ben gideyim el atayım avuç açayım ya orada ben bu olimpiyatı buraya getirdim. kim kazanacak? İstanbul halkı kazanacak. Yani Mardin halkı kazanmayacak ki Onur dışında. Parayı kim kazanacak? İstanbul esnafı kazanacak, İstanbul iş insanları kazanacak. E, tabii ki İstanbul bütçesinden para harcanacak. Bunun için bu normaldir. Anladım. Yani bunları ben bu şekilde düşünürüm. Ama bunun da farklı dediğim gibi bakıyor. Cumhurbaşkanlığı Ay e, yarışı içinde bir antrenman olduğunu söyleyebilirim. Aytu Atıcı farklı bakıyor. Bu arada orada Özgür Çelik de var, Hasan Öztürk. Ee, Özgür Çelik, Özgür Özel. Ee, Özgür Özel diyor ki Ekrem İmamoğlu ortamıza girsin Türkiye için bir şey dilesin diyor. Ne dilemiştir? Burada görüntüler var. Sesini verelim mi? Sizce ne dilemiştir? Bir daha duymadık galiba. Ekrem Başkan iki özgürün arasında dursun. İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden. <laughs> Mansur Yavaş nerede mesela? soruda? Sonra, sonraki sonraki soruda ertesi gün açılışta mı var? Bir yerde var da. Ne dilememiştir Hasan ne abi. Dinlemiştir, dinlemiştir, Kemal, ne Cemal Kemal Kılıçlar oldu genel başkan olması dilememiştir. Yo şöyle şöyle şunu dilemiş olabilir. Üsküdar Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapayım ben de Cumhurbaşkanı'na geçeyim diye dilemiştir. <laughs> yani hem Türkiye'de hem İstanbul'da Sinem Dedetaş. Evet evet. Yani bunu ee, dilemiş olabilir. Bu hakkıdır da. Yani ben biraz önce <laughs> o bu, önemli bir noktaya getirdi. Sinem Dedetaş hazırım a, diyor. Ha e, tabii yani bu Mansur e, Yavaş nerede burada? A, bu iki, iki özgürün arasında benim de fotoğrafım var. Bu arada onu da belirteyim. Sen, sen ne diledin Şaban Bey? <laughs> <Aynı> <laughs> Herkesin mi dilediniz ortak yoksa? Ben, ben Kurultay'dan 3-5 gün önce çekilmiştim. Özgür Özel ile Özgür Çelik arasında. Bir şey diledin mi? Kurultay'ı kazanmalarını diledim. Değişimin ger değişimin gerçekleşmesini dilemiştim. E, kazandılar. <laughs> evet kurultayı Şimdi ya e, diledin Değişim diye, değişimin gerçekleşmesiyle bir siyasetçi oldu. olarak da gerçekleşmesi. Aytu Bey dinledim. Evet. E, şunu da söyleyeceğini <laughs> tahmin etmiştim ama söylemedi. E, ben hatırlatmış olayım. Şimdi bu işin bir hani siyasetin finansmanı meselesini tekrar belki konuşmanın tam zamanı bu şeyin Hı, üzerine. Tabii tabii. Yani e, bir ev diye bahsediliyor. Önce saray mıydı, ev miydi tartışmasını da açmak lazım. <laughs> Ve siyasetin finansmanını da konuşmak lazım. Önce bu bağlamdan bakmak istiyorum ben bir Şunu hatırlamakta fayda var. Siz e, Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni saray, israf ve fuzulu gördüğünüzü deklara ederseniz, bunu ilan ederseniz yine siz Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya beş uçakla gittiğini söyleyip bunun bir israf olduğunu söylerseniz yine e, Cumhurbaşkanı'nın uçağına binip e, Cumhurbaşkanı'nı takip eden gazetecileri, beleşçi adamlar yani ben kendime de söylüyorum beleşçi adamlar yiyorlar, içiyorlar, yan gelip yatıyorlar. Cumhurbaşkanı şöyle gidip geliyorlar diye eleştirirseniz. Ben öyle sonra, ama. Sonra, ben bir dakika ben bitireyim. Benim sonra efendim. sonra yine kendi parasıyla Amerika'da yemek yiyen gazetecilerin fotoğrafını o yemekte olan bir gazeteci çekip kendi internet sitesinde haber yapınca onu da alıp e, Nevşin Mengi'ye gönderme yapıyorum. Kulakları şimdi yiyin efendiler yiyin, aksırınca kadar tıksırınca kadar yiyin diye yazı yazıp yazıp sonra da Roma'ya gidiyorsanız, şimdi burada durup yani ya bir dakika ne oluyoruz demek lazım. Şimdi arkadaş, ben, ben de şuradayım. Diyorsun. Bakın ben de şuradayım. Ee, Türkiye'nin tanıtım için, Türkiye'nin olimpiyatlara ev sahipliği yapması için ya da İstanbul'un olimpiyatlara ev sahipliği yapması için Paris'in en gözde mekanlarından birini kiralayabilir. Orada çok güzel bir etkinlik yapabilir. Orada Türkiye'yi ve İstanbul'u tanıtabilir ve bunun için de epeyce de bir para harcayabilirsiniz. Bu çok doğal bir şeydir. Ama bize biraz önce Ferhat Murat bir cümle söyledi o e, sözün arasında anlaşılmadı herhalde ya da ben yani çok böyle baskın gelmedi. Paris'te veya Fransa'da bu ne kadar haber oldu ya da İstanbul'da evet, evet, da lobinin karşılığı ne kadar mı olmadı? ne kadar haber oldu ki bu, bu işin Ama e, Türkiye'de Kendisi, oldu. kendisi mesleki açıdan da yani reklam ve tanıtım konusunda yani et yetkin bir isim. Yani araştırmaları ve aynı zamanda reklam ve PR konusunda yetkin bir isim olarak bunu söylüyor. Şimdi şöyle bir, sadece benim gördüklerim yani, bu fotoğraflar gibi ve görüntüler üzerinden baktığım zaman şöyle bir şey olmuş. Ya biz Paris'te böyle bir etkinlik yapıyoruz ama bunu biz kendi kendimize yapalım. Hani kendi kendimize çalıp kendi kendimize oynayalım. Havasında bir etkinliğe dönüşmüş. Benim eleştirdiğim yer burası birincisi. Anladım. Yani 17 tane İstanbul Belediye Başkanı, CHP'li Belediye Başkanı, eşleri, arkadaşları, dostları, müteahhitler de var işlerine. Hep beraber gitmişler. Orada bir kendi kendilerine bir yani birbirlerine yapmışlar bu lansmanı gibi görüldü. Eğer hani Paris ve Fransız medyası ilgi duymuşsa <laughs> uluslararası medya, uluslararası spor camiasının temsilcileri orada idiyse, ki ben öyle bir şey görmedim de idiyse... Bundan doğal bir şey olamaz. Orada 249 bin euro mudur? Günlü 300 bin euro mudur? Ben ona da bakmam. Ama diyorum ya 5 uçakla e, israf ettiniz, Amerika'ya gittiniz derseniz bugün de dersiniz ki ya sen 60 tane gazeteci aldın Roma'ya götürdün. Bir tanesi de yazdı ki Nevşin Mengi ben kendi paramla gidemezdim. Ya, çok burada olmadığı için söz hakkı doğar kendisi söyledi çok fazla. Bunu. Evet. Ben kendi paramla gidemezdim ya. O, o müthiş bir şeydi. evet Roma Gizemezdim. gezisi. Evet evet biz de o kadar zengin değiliz. Ha, değiliz. Dedi. Derse ona o zaman hatırlatırız. İyi de sen kendi parasıyla yemek yiyen gazetecilere yiyin efendiler yiyin aksırınca kadar tıslırınca kadar yiyin diye yazı yazarsan onu hatırlatırlar. Şimdi dolayısıyla burada hani israf meselesi ben de birebir katılıyorum. Aytu Bey çok önemli bir şey söyledi. Ya bir lira israfsa haram zıkkım olsun. Bin liraysa da bunun rakamı önemli değil. Ama bir şey yapmak istiyorsan, gerçekten Türkiye'nin tanıtımı, İstanbul'un tanıtımı diye çıktığın bir yol varsa bunu da yapacaksın. Peki. Bir dakika, Aynen. iki şey daha hatırlatayım. Lütfen söyleyin. Şimdi, hani, Türk evini açtı yine evet. e, yok Murat. He, Tabii, yani tepinildi ya, niye tepindiniz ya? İhsan Sabri Çağlayan'ın yanginin aldığı yeri, orayı Türkiye Cumhuriyeti yeniden projelendirdi ve yaptı. Ve bakın bugün hani, İsrail'le problemler yaşıyoruz, İsrail'le. İsrail Başbakanı Neten en son Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan o Türk evinde e, kabul etti. İngiltere Başbakanı o Türk evinde kabul etti. Meloni, yani, hepsi, yani. hepsini sayabilirsin hmm. öyle bir şey ama. Yani bu İstanbul evinde yok mesela özel şef hmm. tutulmuş ee, bu da bir tartışma özel menü yapılmış mesela ama bu arada Özgür Özel inanılmaz vizyoner bulduğunu söylüyor Ekrem İmamoğlu. Yani, yani Ekrem İmamoğlu bu organizasyonla Mansur Yavaş'ı yendi diyebilir miyiz? Şöyle bakın o, o tartışma mesela ikinci bir başlık olarak onu açacağım. Bu mesele aslında e, doğrudan da tabii CHP içerisinde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak veya da kim daha çok öne çıkacak tartışmasıyla da beraber e, konuşulması gerekiyor. Ama şunu da hatırlatayım bilsin. Şimdi ilginç değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara temsilciliği var. Başında da bir gazeteci arkadaş var. Evet. Değil Şükrü mi? Yani Küçükşahin. Şükrü Küçükşahil. Ee, yayınlarda da yazar diye. Eskiden e, yazıyordu. Sadece yazar yazıyor şimdi. Yaz, evet, yazar eskiden diyor. İBB temsilcisi He. yazıyordu. Ankara şimdi bir şey daha oluyor. Bak, oraya, bir dakika o neden söylüyorsunuz bunu? Onu söyleyeceğim işte. O tartışmaya geleceğim. Şimdi e, Ek, e, Mansur Yavaş e, Tarihi Kentler e, başkanı oldu. Hani Kentler Birliği Başkanı. Kentler Birliği Başkanı oldu. E, Ekrem Bey Belediyeler, Belediyeler birliği, birliği Başkanı birliği oldu. Başkanı olur. O da Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın bir temsilci kaçta İstanbul'da, Sur Öyle içinde. mi? İstanbul temsilcisi. İstanbul temsilcisi. Şimdi bu... Bir dakika. Bunu böyle, da hatırlattıktan bu, sonra şimdi geleli... Bu kamuoyunda paylaşıldı mı? Ben atladım. Evet, Var evet, mı öyle evet. bir ben, şey? Ben yine bunu da... İstanbul yine, temsilciliği mi açılıyor Ankara? Bunu da yine asıl... CHP'li arkadaşlardan öğrendim. CHP'li gazeteci arkadaşlardan öğrendim. Yani onu söylüyorum. Bu konuşuldu. Ha. Yani bu bana ait bir bilgi değil. Ş yani şimdi, bu bilgi. Şaban Bey evet. buna şimdi, cevap verirsiniz. Şimdi Var gelelim... Yani? Merak et. gelelim. Gelelim ee, o açılan pencereye. Ayto Bey'in açtığı pencereye. Arkadaşlar... Biz geçen hafta şunu tartışıyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arasında geçen bir telefon görüşmesi sonrasında aralarında bir kriz oldu. Aralarında telefon kapatma. oldu. Telefonun kapatıldığı filan. Sonra yine bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ekrem Bey'le mi yemek yiyecek, ne olacak derken Mansur Yavaş da yemek yedi. Ve o yemekte de Mansur Yavaş'a teşkilatlarını sıcak tut, e, medyadan da kaçma e, dediği bilgisini öğrenmiştik. Sonra da sonra da bir anda Yavuz Donat'a açıklama yapan Özgür Bey, ya ben ikisi arasında hakemlik yapacağım dedi. Aa fotoğraf çıktı. Kızlarımız buradan Roma. tebrik edelim. İnşallah da üçüncü oluruz. En kötü ihtimalle evet, yani en kötü. üçüncü kötü. İnşallah. Yani model alırlar. Onlar bizim yüz akımız. Çocuklar helal olsun. Yani müthiş, mücadele verdiler. Ha, tamam. şimdi İtalyanlara yenildiler diye. Olsun. On, tabi, sağ olsun. İnşallah yarın üçüncü lük mücadelesini kazanırlar. Onu da parantez kapattım. Bir fotoğraf. Mansur Yavaş, Ekrem Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu kızlarımız izliyorlar ve orada beraber coşkulu bir görüntü veriyorlar. Ha ara buluculuk ya da hakemlik vazifesi görülüyor derken bir anda şu bilgi geldi. Mansur Yavaş zaten oraya gidecekti. Evet Çünkü Ankara'nın takımı vardı onu desteklemek için. Ya davet ve, polemiği. Ve Evet evet davet, davet mi icap etti? Özgür Özel ya da Mansur... Iı, Ekrem, Ekrem İmamoğlu davet edildi. Davetine mi icap etti? Yoksa Demiştim. zaten gidecekti. Dediler ki gitti ve geri döndü. Kalmadı akşam yemeğine. Orada bir akşam yemeği yendi. Katılmadı. After partide yoktu. Akşam yemeğinde yoktu. Efendim after Özgür... party diye bir şey yok bir. Ondan sonra hayır, ben Mansur bitireyim. Bey, Mansur, Mansur Bey, kaldı canım. Ben de oradaydı dur, dur. Mansur. Hayır hayır hayır. Hayır. Ama Mansur hayır. Yavaş yemeğe katılmadı galiba. Yemeğe katılmadı. Çünkü Akşam oraya yemeğe katılmadı. Çünkü karşılaşıyor de. bir yerde. Kendi oraya adamları şimdi dediler geri döndü. Sonra yine tekrar gitti bu sefer. Bakın niye gitti onu bilmiyorum bak. Efendim Olimpi pa gitti. İstanbul, İstanbul evinin bitiriyorum, açılışında da var Mansur Yavaş. Sen bitirsin geliyorum. Bitiriyorum. Başlayalım. bitiriyorum. <laughs> ben, bir, ben yine CHP'lilerin söylediğini söylüyorum. Bir CHP gazetecilerin söylediğini söylüyorum. O Maçtan sonra akşam yemeğine kalmadı, döndü dediler. Türkiye'ye dönüyor. Sonra, Ama dönmemiş. adamlar kendi adamlar söylediler. Ben söylemiyorum. Döndü. Sonra Kim açılışta dedi, gördük dedi kendisini. Bir de konuşma yaptı. Ee, <laughs> bu konuşma konuşmayı da gördük. Şimdi bu Paris çıkartması sadece bir e, saray ya da ev, işte İstanbul evi ve oraya ödenen para üzerinden değil de Özgür Özel'in Ekrem Bey ve Mansur Yavaş arasındaki buzları eritmek için giriştiği hakemlik üzerinden mi okuyacağız? Yoksa İmamoğlu'nun kanırta kanırta ya bu işin Özgür Özgür Özel'de ben seçtirdim CHP'ye ee, Kemal da ben gönderdim CHP'den ee, Mansur Yavaş sen de ayağın denk akmak buraya da da çağırdım seni bu işin öncüsü ve İleride de tek aday olarak Cumhurbaşkanı olacak <laughs> ismi benim demiş midir? Peki. Bana göre demiştir. Şaban tamam. sevince geçeceğim şimdi. Evet. E, bu sorulara cevap var mı? E, Mansur Yavaş birçok e, karede yok Şaban Sevinç. Ya var diyorsun ama yok ya. Yani. Mesela Özgür Çelikle Özgür Özel'in arasında Ekrem İmamoğlu bazı fotoğraflar mesela oraya yayın e, bir başka yerde bir kafede görmüş Mansur Yavaş. I. Orada konuşmuşlar hatta. Hı. Hani böyle bir ekipten başka yere de gitmiş Mansur Yavaş. Efendim gidebilir tabii ki. Yani Ekrem Bey de gitti başka yere. Öz, Mansur Yavaş da gitti. Koca koca adamlar bunlar. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, birisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Orada irtibatları var. Ee, dediği gibi Hasan Bey'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları var. Paris'te. Onların bir takımı var. Onların başında sorumlular var Mansur Bey'in e, personeli olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları var. Onların başında sorumlular var, kadrosu var. Ekrem Bey'in e, memurları olarak. Dolayısıyla ayrı ayrı faaliyetleri de oldu elbette ki. Ama Özgür Özel, Ekrem Mamoğlu ve Mansur Yavaş üçünün birlikte faaliyetleri de oldu. E, nitekim hem maçı birlikte izledi, İşte şu anda ekrana getirmiş arkadaşlarımız reji. Bakın evet. Mansur Bey de orada. Her Bu tamam, ne? Görüyorum. Bu ne? Eyfel Kulesi. Eyfel Kulesi'nin manzarasında beach voley maçı izlediler. O, tamam, o konuştuğumuz beraber. şey bu. O konuştuğumuz işte tamam, İstanbul Evi'nin açılışı. Açılışta vardı. Hatta hatta Özgür açılışta Özel diyor vardı, ki orada, evet. Özgür Özel diyor ki orada e, Mansur Yavaş ve Ekrem Baboğlu'nu kastederek e, sağımda bir rekortmen, solumda bir rekortmen, iki rekortmenle birlikte geldim diyor filan. Yani şimdi burada... Mansur Bey orada işte maçı birlikte izlediler, açılışı birlikte yaptılar, başka faaliyetlere birlikte katıldılar. İşte dün yarı final maçını voleybol takımımızı yine birlikte izlediler falan. Yani hani tabii ki ama ayrı ayrı işleri de oldu. Bu arada yemek de yediler. Üçü birlikte yemek de yediler. Yani ama onu basına göstermemiş olabilirler. Yani özgür özel o maç akşamı yani çeyrek final önceki İki ilk, yemek ilk maç akşamı ee, geçen hafta onu da burada senin programda konuşmuştuk. Yani Ekrem Amoğlu e, Özgür Özel'le söylemiş Mansur Başkan'ı da davet edelim maçı birlikte izleyelim evet. diye. Ve Özgür Özel de bana bizzat kendisi CHP Genel Başkanı dedi ki e işte maçı birlikte izleyeceğiz. Maçtan sonra da iki başkanla baş başa yemek yiyeceğiz dedi. Şimdi ya bunlar birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bunu bana diyen. Ben de bunu televizyonda söyledim. Söyleyeceğimi de biliyordu. Bunu dedim söyleyeceğim Ekol TV'de. Tamam dedi söyle. Bir Söyleyebilirsin. Yemeği mi? Evet. Bir, tamam önemli bu. Yani şimdi efendim yemek yediler mi yemediler mi? Yani herhalde bu yemek yenmiştir. Çünkü CHP Genel Başkanı iki belediye başkanına diyor ki buyurun bir yemek yiyelim maçtan sonra. Ne diyecek? Yok gelmiyorum mu diyecek? Niye desin? Öyle bir elektrik yok öyle bir durum yok. Ne diyeceğim sonraki günlerde de. İşte yine birlikte görüntüleri var. Hani Ekrem Bey'le arasında bir rekabet var Mansur Bey'in diyorsunuz. Elbette biz tatlı siyasi ben rekabet olabilir. Yani. Ama bakın Ekrem Bey'in... Ben aracıyım. Ben, ben gazeteciyim. Tamam Ekrem Bey'in İstanbul Evi açılışı, yani Paris'teki o büyük e, sunuşunda Sayın Mansur Rab, Yavaş da orada. Ekrem Bey'e destek veriyor. Yani Özgür Özel de orada. Şimdi hani sünni bir tartışma. Ya burada şimdi biraz önce Aytuğ Bey dedi ya bütün bu tartışmaların nedeni Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı ve Cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimali. Peki o zaman orada burada, bir gazeteci orayı Sinem Dede Taş'la karşılaşıyor. Evet, oraya in. Oraya in. Evet. Ha. Orada Üsküdar Belediye Başkanı, yeni bir belediye başkanı, genç bir belediye başkanı İBB Başkanlığı'na hazır mısın diye soruyor. O da hazırım diyor. Bir buçuk sene sonra İBB Başkanlığı'na yani geçmeye hazır mısın? Gayet hazırım diyor. Yani Selef hazır mı? Şimdi, Alef, şimdi, Selef o zaman Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda netleşildi mi Ekrem İmamoğlu? Efendim şöyle benim kanaatime göre hani e, yine Aytuğ Bey'in şeyiyle söyleyeyim, ifadesiyle söyleyeyim. Benim siyasi okumama göre, benim siyasi okumama göre. Önümüzdeki seçimde Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ben öyle görüyorum öyle e, okuyorum süreci. Öyle mi? Ben, e, ben, öyle ben öyle görüyorum. Ben öyle görüyorum. Şimdi şöyle ve kazanacağını da düşünüyorum. Zaten bütün tartışma bu nedenle çıkıyor. Ya Ekrem Bey yani nefes alsa ya da çay içse vay çay içti vay nefes aldı falan diye böyle bir üzerine sanki hani yanlış bir şey yapmış gibi bir yıpratma çalışmaları yapılıyor. Şimdi bugün ben Biraz önce şey Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hı. E, o da şeydeydi bu İstanbul evinin açılışı ve evet, evet. voleybol maçı için Paris'e i̇şte, gitmişti. Bileka, a, Biraz önce yani. döndü Türkiye'ye. Tamam. Biraz evvel. E, uçaktan inermez e, görüştük, görüştük. Tele, telefonlaştık Ben onu aramıştım. E, uçaktaymış. Sonra inince beni aradı sağ olsun Özgür Çelik. Şimdi Sinem Dede taşın oraya yine söylediği, Hani İstanbul evet, Belediye evet. Başkanlığına hazırım. Şimdi Zaten Orayeyin de yazmış. Bu arada Yayın'ın yazısı çok güzel. Bütün izleyicilere yani okumalarını tavsiye ederim. Yayın'ın Paris'ten yazdığı son iki yazıyı özetle okusunlar. Ee, Özgür Çelik diyor ki ya diyor bir verilmiş bir demet yok diyor Sinem Hanım tarafından. İşte orada o şeyde açılış sırasında sohbet edilirken Orayeyin de işte bir gazeteci arkadaşımız olarak işte başkanlarla selamlaşıyor. Kısa sohbetler yapıyor ayaküstü. Ya bir kadın olarak yönetebilir misin İstanbul'u? Böyle böyle şeyler var. Ama daha önce kulislerde konuşulmuştu Sina'de. Evet, ko konuşuluyor kulislerde. Yani öyle oluşuyor. kulislerde vardı. O da diyor ki evet hazırım diyor yani. E niye hazır olmayayım anlamında diyor. Şimdi Özgür Çelik dedi ki İstanbul Büyük hmm. Başkanı'na. İstanbul İl Başkanı biliyorsun. Demek olmamış ama bunu demiş mi? Ya bunu demiş teyit ama ben bir hani demiş da tavsiye ediyorsun yani ya, o yazıda bu ifade yer alıyorsa Alıyorum. doğruysa okumak lazım o açıdan söylüyorum. Yok yok. Yani, burada bir çarpıtması veya Hayır hayır yok yok. yayının şey çarpıtması yok. yayının yazısı çok güzel. Ya yani atmosferi anlatıyor. Hem Sinem detay olayı var, hem öncesi var, sonrası var. Ekrem Bey'in Paris'te nasıl karşılandığı, nasıl durduğu falan anlatan, Olimpiyatlarda Türkiye'nin pozisyonun durumunu anlatan. Gerçekten çok değer çok güzel iki yazı yazmış. Tamam, o dedi. anlamda okunmasını tavsiye ediyorum. Şimdi Özgür Çelik İstanbul Özgür İl Başkanı. Özgür Çelik ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Ül Başkanı olarak İstanbul'daki bütün CHP örgütünün belediyeler tamam. dahil tamam. amiri pozisyonunda. Tamam. Dediği şu. Özgür Çelik'in. Herkes en iyi şekilde bulunduğu göreve odaklanacak. Vatandaş bize yerelde büyük bir sorumluluk verdi bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirirsek Türkiye'nin yönetilmesi anahtarını da önümüzdeki seçimde bize verecek seçmenin Cumhuriyet Halk Partilileri mesajı budur. Ee, Şaban Sevinç sana verdi bu demeci. Evet. Neden bunu bu demeci veriyor? Ya yani şimdi bu hani Sinem Dedetaş e, Öyle bir şey söyledi e, şeye. O İşine e. baksın mı diyor. Sonra az. Mahir Özellikle. Polat öncelikle ben, işini yapsın. Şu anki işini yapmak ya zorunda. Ya şöyle mı eleştirme diyor. anlamında değil ama o Kemal Bey o, o havanın konuşmuş. içinde ya olduğu için. diyor yani, belediye başkanları belediye başkanlıklarını yapsın, otursunlar, oturdukları Ya ben Aynen, o, Aynen, anlamda mesela, o anlamda demiyor. O anlamda katılıyorum bu konuda. Çünkü Üsküdar'dılar, Sinem'de de taşı. Belediye başkan olarak seçtiler. Niye çöpünü toplasın? Üsküdar'ı daha güzelleştirsin vesaire vesaire. Şimdi 3-4 ay sonra ben İstanbul'u yönetmeye hazırım derse vatandaşın o verdiği oya da bence saygısızlık yapmış olursun. Efendim aynısı Kemal e, Yani onun için de yaptım. geçerli. <laughs> yani ama ya. öyle bakarsan <laughs> Neyse. Özgür Çelik'in Ekol TV'ye yaptığı açıklamayı tamamlayayım ben. Yani herkes Önemli. en iyi şey... arkadaşlar Özgür Çelik Ekol TV için e, Şaban Sevince bir beyanatta bulunuyor. Özel açıklamalar yapıyor. Yani. Özel açıklama yapmış. Ekol TV izleyicileri için Şaban Sevinç de aktarıyor. Sinem Hanım'ın o sözleri gazeteci arkadaşımızla sohbet ederken gayri ihtiyari olarak ağızdan gayri çıkıyor. Ihtiyari. Bu ihtiyari. Bu bir demeç anlamına gelmemeli. Herkes bulunduğu görevi en iyi şekilde yapacak. Zaten öyle de yapıyorlar. Sinem Hanım da, diğer belediye başkanlarımız da, Ekrem Başkan da hepsi zaten İstanbul halkına her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bu şekilde görevlerine devam edecekler diyor. Peki, Özgür teşekkür Çelik. ediyoruz Özgür Çelik. Ekol TV için. Evet. Şimdi e Rahatsız mı oluyorlar? Mesela geçtiğimiz günlerde o forslu bir fotoğraf vardı ya belediye başkanları evet, ile paylaşmıştı. Evet. Evet, evet. Ee, Ergen davranışı Ekremi, diye bir şey olmuş. Ekrem İmamoğlu, Genel İmamoğlu başkan işinize biz. bakın dedi. Şimdi Ama Sinem Genel Başkan Yardımcısı mi? ne dedi? CHP Genel Başkan Yardımcısı çıktı bir canlı. Kur'anettin Bulut. He, ne dedi? Ya erken, erken davranışı bunlar. <laughs> Şimdi... E. bu arada Mansur Yavaş'ta... Ya ben bir daha, bir daha altını çizmek istiyorum. Ya bütün bu tartışmaları da CHP medyası kendisinde yap ya onu da söyleyeyim ya. Yani e, şimdi benim gibi yandaşların aklımıza bile gelmiyor bunları. şimdi, <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> tartışmak. E, Alper Yeğin, Sancaktepe Belediye Başkanı. O başlattı ha, zaten. Aynen <laughs> öyle. Ya, Alper var ya, başlattı. Şimdi çok özür dilerim. Bir cümle söyleyebilir misin? Sen üzerine devam et. <laughs> tabii tabii. Alper ya, Yeğin. Şöyle bir konuşalım böyle şimdi Az önce konuştuğum konudan da hareketle. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin. Sancaktepe'ye belediye başkanı oldu 31 Mart akşamı. Gündeme geldiği konular ne? Bir duşa Duşakabin, değil mi? Yani Yalan önceki belediye başkanına attığı bir iftira. İki, yakan, Cumhurbaşkanı adayı yakan, belirlemek. Jakuzi ya, duşakabini. jacuzzi olarak. Evet. Bir çok kişi de evet, evet. eski belediye başkanını eleştirmişti. O Diğeri de işte Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu olsun. Ya siz belediye başkanlığı için geldiniz. Sancaktepe ile ilgili 4 ay boyunca bir tane yaptığınız icraat haber olmamış. Haber olduğunuz konular bunlar. Peki burada Çok oldular ne oldu ya. mesela Şimdi, değil mi? Yani ocak Tabii ne oldu jacuzziler falan yani. Şimdi Alper Yeğin e, eski bir siyasetçi yani Sancaktepe belediye başkanlığına yeni kazandı. Yani AK Parti'nin elinden söke söke aldı yani. Başarılı bir Cumhuriyet AK Parti onun hakkını verelim. Ve 20 yıldır 20 yıldır ben kendisiyle konuştum. O tweeti attıktan sonra yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini ifade eden tweetini attıktan sonra ben kendisini aradım, konuştum Alper Yeyinle. Ee, nedir bu nereden çıktı diye? Ya yani Şaban diyor, benim hiçbir azabım yok. Yani hiçbir yani. Şöyle davranırsam işte partide siyasi kariyerim böyle olur. Ö, öbür türlü davranırsam böyle olur. diye bir, Hiçbir hesabım yok diyor. Benim siyaset yapmaya da ihtiyacım yok, paraya da ihtiyacım yok. Hali vakti yerinde ve siyaseti şey. para için mi yapıyormuş? Hayır belki. efendim para için yap. Siyaset yapmıyor. Yani ne alakası var Hasan <laughs> Bey? Rica ederim <laughs> ya. Hayır, sen söyledin. Ben söylemedim. Siyaset yapmaya da ihtiyacım yok, paraya da ihtiyacım yok. Yani o zaman şöyle bunun. E, mefil ölü mi derler? Tersinden baktığında aç, açıklayacak olursak, Efendim? siyaseti para için yapanlara atıp yapıyoruz. Efendim, falan, hayır. Yani. Buna adamın ne kadar düzgün bir insan olduğunu anlatmak için söylüyorum. Tabii, tabii. yani Yakuza Adamın hali var, var deyip çıkmayan... Adamın hali vakti yerinde, tamam mı? Siyasetten para kazanma gibi bir derdi yok. Siyasette birine yandaş tabii, olarak Alper yeğene de söz hakkı da oluyor. Siyasette birine yandaş olarak istiyorsa bir Siyasi bir kariyer yapmak gibi. yapmak gibi bir derdi yok. Yani herkes birine yapışarak siyasette bir kariyer elde ettiği için hı hı. o diyor ki benim öyle bir derdim yok. Ben tamamen gönlümden geçeni yazdım diyor. Yani benim gönlümde ee, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması var. Ben Ekrem Bey'in Türkiye'yi çok iyi yöneteceğini düşünüyorum. O nedenle Cumhurbaşkanı adayımızın da Ekrem İmamoğlu olmasını Bayram değil, istiyorum. seyran değil, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yani nerede? Bir dakika başkanlık seçimi var ve çok Cumhurbaşkanı güzel Cumhurbaşkanı adayı mı belirleniyor ki? Efendim? Bu bakın şimdi ne oldu? Daha ne oldu Mart, da o Mart'ta paylaşıldı. 31 Mart'ta yerel seçimler oldu. Hasan Öztürk. 2024'te 2023'ün Mayıs'ında da genel seçimler oldu. Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi oldu. Şu anda Türkiye'de seçim atmosferi mi var ki de bir anda bir dakika ya benim gönlümden geçen benim gönlümden geçen Ekrem İmamoğlu'dur diye açıklama veya paylaşım yapma hissiyatı gelişti. Ne demek istiyorsun? Peki, yani siz ne iman? Ben bir soru soruyorum. Ben, ben, e ben Nereden çıktım? Nereden çıktığından Bayram yani. değil, seyran değil. Eniştem niye öptü derler ya? Hı -hı. Yani Alper Bey bayram değil, seyran değil. Seçim ya, yok. Tamam. Niye paylaştı? E, çünkü çünkü, diyor. çünkü ya gece gündüz sabah akşam bütün Türkiye'nin televizyonlarında cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Yok Mansur Allah Yavaş, sına. Mansur kim Yavaş mı olsun? Ekrem İmamoğlu mu olsun? Özgür Özel mi olsun? Kim paylaştı? misiniz Hasan Bey? Kim? değil misiniz ya? Hayır. Geçen hafta başka bir kanalda tartıştınız. Mansur evet. mu, yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi? Bir dakika, bir dakika. Öbür, önceki hafta başka bir dakika, kanalda, dakika. öbür önceki hafta başka bir kanalda. Şimdi kıymetli, de burada tartışıyorsunuz. Kıymetli Şaban Bey. Dolayısıyla ben şimdi evet, kendi televizyonda reklamını yapacağım başka bir televizyon ama yapmayayım. Şimdi ben ülke tipini genelleyen yönetmeniyim. Biz bu hafta boyunca bugün cuma arkadaşlar şu Beş Beş gün boyunca tartıştığımız konu. Mesela ya Türkiye'nin yeni hava savunma sistemi, Gazze'de ne oluyor, İran e, Filistin'i vuracak mı? E, çok özür Emeklerin güzel. durumunu niye tartışmıyorsunuz? Bakın bu tartışmaları başlatanlar CHP'nin medyası ya CHP medyası bunu tartışıyor. CHP medyası yani bunu lütfen bizim üzerimize atmayın. Olacak, ol. Yani. Yani. şimdi şöyle Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nu şimdi Cumhurbaşkanı görmek istiyor arkadaş bir belediye başkanı. Çok doğal bir şey görebilir. Cumhurbaşkanı olmasını da isteyebilir. Onun için çalışabilir de. Bu çok da Ardından diğer ama belediye ki, başkanlığı ama başladılar tabii. Cumhurbaşkanı evet, tartışmasını tabii. CHP, kim başlattı? Seçim mi var? Ama bunu bakın Ekrem Bey başlattı. Mansur Bey başlattı. Özgür Bey başlattı. Özgür Bey bu açılışta bile o evde bile şöyle diyor benim iki tane rekor kırmış adamım var diye hani diyordu ya. Haksız mı ilk, canım ilk, iki, iki, tane iki tane rekor kırmış adam var. Diyordu, benim iki tane forvetim var. Zamanı gelince kim formdaysa penaltıyı ona attıracağım dedi. Üç gün sonra dedi ki bir dakika ya ben handbolcuyum. Ben handbol takımında da kaptanıydım. Orta saha oynuyordum. Sürpriz bir golcü orta sahadan da çıkabilir dedi. Kendisini potansiyel olarak koydu. Dün de sonra, iki, iki rekortmenle beraber. gruba dedi ki bir dakika benim dedi şöyle bir amacım var. CHP'yi iktidar yapmak. Hani CHP, dolayısıyla adaylığımı dayatmayacağım. Sonra gitti Yavuz'dan ata en son ya ben de iki arkadaş arasında hakemlik yapacağım. Bu tartışmalar biz başlatmadık. Siz kendi kendinize böyle bir kurgusal bir şekilde daha 2028'de normal şartlarda hadi erken seçim oldu dedik 2026-2026'nın ortasında 2027'de bir erken seçim olacaksa yani ya da seçimde yenilenecekse olacak. Ama biz 2024'ünde e, Temmuz ayında e, Paris'te olimpiyat oyunları sırasında öncesinde yazın ortasında bir an meclis tatile girmiş. A CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasında biz çıkıyor diyor ki arkasına da force koyup benim adayım Ekrem İmamoğlu. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi Belediye şimdi, şöyle, da hemen ediyor. bir kısa, çok böyle minik kısa, şimdi, evet bir şimdi şöyle, çünkü, şimdi şöyle, çünkü evet siz şimdi biri, şöyle, çünkü bir şöyle sen biraz devre tabii, arası Cumhuriyet Halk yani. devre Partisi devre arası vereceğim evet yani bir yani, yani tamam tamam sonra hocam sizinle Bu tartışmaları biz başlatmıyoruz. Tamam şimdi şöyle 22 yıldır kendi birazdan devre arası. Cumhuriyet Halk Partisi Çesi. Az sonra. Cumhuriyet hani hafifler. Kemal Bey tekrar tüzük kurultayında aday olacaktı, olmayacak mı tartışmasa yine siz başlattınız. He. Onu da siz başlattınız şimdi ya şöyle Cumhuriyet Halk Partililer heyecanlı. Niye heyecanlı? Bu arada Mansur Yavaş da Sinan Burhan'a mı konuşmuştu? Yani şöyle bir <laughs> beyanatı var. Ben Cumhurbaşkanı <laughs> adaylığı bana verilirse bu yükün altına şey Cumhuriyet, veririm. girerim. Cumhuriyet, ya, Halk, Halk Partisi. Bir da ekleyeyim ya tam oldu bir dakika. Mesela Mansur Yavaş da bunu söylemişti. Şimdi Mansur Yavaş aday yapmazsanız eğer CHP'liler aday yapmazsa. O da yapmışsa, a ayrıca aday çıkacak. Tutup Demokrat Parti ile Deva'nın kuracağı grubun aday olarak Cumhurbaşkanı adaylığına ad, ismini açıklayacakmış. Bunu da ben söylemiyorum. Mış diyorum bak. Geperler söylüyor bunu. Olabi, olabilir canım. Olabilir bak. <laughs> yani bu tartışmayı biz başlatmadık kardeşim. Anladım. Anladım canım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partiler çok Tabakları heyecanlı. Sabahları, da periz çok konuşuruz. heyecanlı. Neden heyecanlı konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partililer? 22 yıl sonra Cumhurbaşkanlığını kazanacaklarını düşünüyorlar. Tamam mı? Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığından işte tuvalet terliği koyunca AK kazanacaksınız Iktidarını, he. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına tuvalet terliğini koyacaksınız ve oy verip seçtirecektiniz Gönderecek tuvalet terliğini. Efendim bir Hasan Bey bir saniye ee, bak ben dinledim. Kola kutusunu Sen niye kola kola kutusu koyacaksınız. Kola kutusu, kola Kola kutusunu koyacaksınız. Ankette Onlar geride kaldı. Kıra döke yüzde kazanacaktınız. Ya Hasan Bey Allah aşkına. yani tabii bu ihtimal... bu bu ifadeler kullanıldı tabii. Eren Erdem kola kutusuyla anket yaptı. Eren Erdem şimdi emekli siyasetçi. Yani emek, o zaman Erhan genel, Erhan genel Erhan başkan partinin, yardımcısı. Eren nereden? Şu anda partinin yönetiminde değil, yetkilisi değil, yok, etkilisi değil. Yok. Kola kutusu cumhurbaşlığını kurduğunda partinin kayda, genel başkan yardımcısı. kadro eşine, köşesinde sorumlu. duruyor. Şu anda Eren Erdem partide bir şeyi yok ki bir etkisi, yetkisi yok. Şimdi dolayısıyla bu yeni bir süreç ve yeni sürecin yeni aktörleri ve güçlü aktörleri var ve kamuoyu önümüzdeki seçimi Cumhuriyet Halk Partisi adayının kazanacağını düşünüyor Ama Bununla Ekrem Bey de Mansur Bey Şimdi, aramızda kalsın kazanıyoruz Çak falan yapılıyordu onlar Cumhurbaşkanlığı sistemini sonra alacakları için. Değil mi? Kim için. Yapıyordu? Için. O yapıyordu? Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş 13. seçim gecesi ben aramızda ben kalsın ben. kazanıyoruz çaklar filan yapılmadı mı? O, o nedenle de CHP'ler bu heyecanlı bir süreç Peki. içindeler hani seçimi Şşş. alma ihtimalleri nedeniyle. Tabii CHP'li isimler de Alper Yeyin gibi Sancaktepe Belediye Başkanı gönlünden geçen kişiyi Ekrem İmamoğlu olarak açıklıyor. Bunun da hiçbir şey yok. Al, Alper Yeğen'le ben konuştum. Açıklıyor. Diyor ki bana hiçbir beklentim yok benim. Ben Aşka geldi. 20 yıl sonra, 20 yıllık bir mücadeleden sonra Sancaktepe Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak kazandım. E, ve hiç kimseye yanaşarak, hiç kimseye yapışarak bir siyasi kariyer yapma derdim de yok. Tamamen gönlümden ülkem için, gönlümden geçeni ifade ettim Ekrem İmamoğlu adayı olmalı diyerek. E, ben öyle düşünüyorum. Bunu yazarken Ekrem Bey'e de sormadım. Başka hiç kimseyle de konuşmadım. Hatta Ekrem Bey de bir sitem etmiş galiba. Sonradan evet, evet, duydum işin, onu. İşinize bakın dedi. Sonradan duydum. Herkes galiba. işine ha. baksın dedi. Ee, zerre çünkü, kıymeti, çünkü zerre, zerre Bey dedi. Zerre kıymeti ki, yok dedi. Ekrem Bey dedi ki seçimden sonra. Zerre Mart'tan kıymeti sonra, yok dedi. 31 Mart'tan e, sonra dediler efendim. Cumhurbaşkanı mısınız? Ya dedi ben 2019'da Allah bilir dedim diye. Başıma gelmedi. Kalmadı. Şimdi biraz yoğurdu üfleyerek. Ama yoğurdu değil böyle kaşık kaşık götürmeye kalkıyorlar. Şimdiden Cumhurbaşkanı adaylıklarını ilan ediyorlar. Şöyle evet. KC'de KJ'de, KJ'de bir yanlış ifade var. Yani Alper Yeğin bana hesaba paraya siyasete ihtiyacım yok dedi değil. Ha. Yani ben siyasetten... Siyasi, ya siyasi bir hesabım yok. Siyasetten para kazanma ya da birine yanaşarak siyaset kariyer yapma derdim yok. Anladım. Yani Anladım. bir yerden bir... Diğerlerinin bir... var o zaman. Şimdi peki. Efendim AK Partilerin var evet. Şöyle Hasan, yapıyoruz. AK Partilerin var. 20 yıldır arasına memleketin yaşadığı muyuz? yolsuzluklar ve hazinedeki açıklar Yönetmen. ve milletin yoksulluğu Aynen. ortada Hasan Bey. Evet. Benim yani benim maalesef yoksulluk. siyasette yolsuzluklar, Aynen. büyük yolsuzluklar yapılıyor Hasan Bey. Şimdi Ayto Hocam, Şaban Sevinç, evet. kuleler, kuleler yapıyoruz. Maalesef gördük. Ya sıra Ayto Hocam'a sıra gelince hiç susmak bilmiyor e, bu ekip. Ayto Hocam şöyle yapacağız. E, bugün böyle bir e, ilk yapıyoruz. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta da oldu. Bugün... E, Süper Lig'in ilk maçı Galatasaray-Hatay karşılaşması vardı. Şimdi biz bir devre arası var. Devre arasında diğer stüdyomuzla sevgili arkadaşım Onur Yıldız'a ve o spor duayeni Erman Toroğlu'na bir 10 dakikalığına pas atacağım. Tekrar buraya döneceğiz biz siyasete. Hadi birazcık maç konuşsunlar bakalım neler olmuş. 10 dakika sonra da bu stüdyoda siyasete devam efendim. Bizde bir devre arası arası. Efendim devre arasından biz de hemen devre aldık. Ee, Erman Toroğlu ve Onur Yıldız'a teşekkür ederiz. Bizden sonra yine pası onlara atacağız. Haberiniz olsun futbol severler ekran başında <laughs> kalsın. Biz siyaset konuşmaya devam ediyoruz. Bizim maçın ikinci devresi başladı mı? Da baş... ha, biz Evet bizim maçın ikinci devresi başladı. Ayta Hocam şimdi sizin hem vereceğiniz cevaplar var hem de bu turda şöyle bir kısaca şöyle bir şunu yapmak istiyorum. Bugün ORC araştırmanın bir sonucu var. Siz hem cümlelerinizi bitirin hem de ORC bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı diye bir anket paylaşmış. Hem genel seçmene sormuş hem CHP'lilere sormuş. Hem de Cumhur İttifakı'na sormuş. Rakam yani kişiler her seferinde farklı birinci sıraya çıkmış. Az sonra diyelim şimdi sizinle devam edelim cevaplarınız vardı. Ee, yani son söylediğiniz sıcağı sıcağına cevap vereyim. Allah aşkına Pınar Hanım şimdi milletin derdi CHP'nin adayı kim olacak mı? Bakın ister hekim olun, ister siyasetçi olun, ister ticaret erbabı olun. Halktan koptuğunuz zaman kimse dönüp size bakmaz. Ben o ankete bakmak dahi istemiyorum. Ama Bakmıyorum da. Şimdi hocam. Hayır siz açabilirsiniz. Sizin <laughs> en doğal hakkınız. Ben ta sohbete katılırım, katılmam. yine de katılmam. merak ediyorsunuz. O da benim doğa. Vallahi etmiyorum. Vallahi mi etmiyorum? Vallahi etmiyorum. Eyvah. Bakın bizim daha önemli sorunlarımız var. Bu ülkenin e, iktidarıyla, muhalefetiyle oturup ekonomiyi konuşmamız lazım. Bizim şu anki görevimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın bize verdiği görevi yapmaktır. Halk bize dedi ki kardeşim ben Ak Partiden umudumu kestim ya da güvenim sarsıldı yerel seçimde seni birinci parti yaptım bir yürü bakalım bir göreyim ne yapacaksın kardeşim bir göreyim sen nasıl yöneteceksin illeri bakalım Ak Parti gibi mi yöneteceksin yoksa bana farklı bir şey sunacak mısın eğer farklı bir şey sunarsan ve sunduğun şey de hoşuma giderse vallahi seni seçerim dedi dedi ben böyle okuyorum. Tamam. Şimdi bizim bu topu hemen alıp derhal gole çevirmemiz lazım. Nasıl? Halkın bize verdiği görevi yaparak. Halk bize, yani e, Cumhurbaşkanınız kim olacak görevini vermedi. Halk bize şu mesajı verdi. Kardeşim ben 2023 yılında Tayyip Erdoğan'ı seçtim. Sana ne ya? İrade bendeyse ben bu adamı seçtim. Seversiniz, sevmezsiniz daha iyisini bulamadım tırnak içinde dedi ve seçti. Eğer de pişman olursam dedi, erken seçim içinde sokaklara dökülebilirim dedi. Şimdi bakın bu, bu mesajı okumak lazım. Yani muhalefetin her dakika erken seçim istemesi de tartışılmış diye bir ara. Hayır ya halk ne istiyor ona bakmak lazım. Ama halkın derdi bu değil. Yani bundan bir yıl önce halkın seçtiği Cumhurbaşkanı e ancak ve de ancak halk ondan vazgeçerse erken seçime gidilir muhalefet istiyor diye değil. Bakın yani hepimiz, herkes Türkiye'yi birinci sıraya koymalı. Türkiye'yi birinci sıraya koyarsak o zaman şu anda derdimiz ekonomi. Ha, bana göre hükümet ekonomide büyük yanlışlar yaptı. Muazzam yanlışlar yaptı. İlk 10 sene idare etti. Bak iyi yönetti demiyorum ama Özelleştirme yaptı, yap işlet devletler, şunlar bunlar. Dolar 1.4 TL ile 1.6 TL arasında 10 yıl direndi. Bakın bu önemli bir şeydi. Öyle yaptı, böyle yaptı AK Parti. Sıfırı tüketti, 2012'den sonra patladık. Efendim işte pandemi oldu, bütün dünyada oldu. Efendim işte Ukrayna Savaşı oldu, bütün dünya etkilendi kardeşim. Bir tek bizdeki deprem hariç, onun dışındaki bütün koşullar, bütün dünya ülkeleri aynıydı ve AK Parti ekonomiyi iyi yönetemedi. Hiçbir AK Parti ile biz iyi yönettik demiyor. Bundan sonra iyi yöneteceğiz diyor. Şimdi bizim yapacağımız şey AK Parti'nin yarattığı bu ekonomik hasarı belediyelerden nasıl toparlarız? Bunu yapabiliriz. Bunu yapmamız lazım. Anlıyorum. Yani Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı şu anda benim zerre miskal umurumda değil. Hiç gönlünüzde o isim yok mu? Benim haddime düşmez. Penaltıyı kimin atacağına Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi karar verir. Genel başkanın da işi değildir bu. Bakın bizim demokrasi anlayışımıza göre, bizim devrimcilik okumuzun bize getirdiği, halkçılık okumuzun bize getirdiği görevlere göre Cumhurbaşkanı adayını CHP'ye kayıtlı olan üyeler belirler. Yani ben bir genel başkanın bu özgür eser olur. Tayyip Erdoğan olur, Bahçeli olur. Ben Cumhurbaşkanı adayımızı belirlerim. Yetkili mercilerde onaylar demesini doğru bulmam. Anlıyorum. Bakın birinci derdimiz ne dedim ekonomi. Bunu konuşalım. Ekonomi konuşmamda. diyorsunuz peki. Siz ısrarla lafı buraya getirdiğiniz için söylüyorum bu da bu derdimiz de demokrasi. Demokrasinin olmadığı yerde ekonomi iyi gitmez. Birbirle bağlantılıdır. Neden? Demokrasi yoksa hukukun üstünlüğü yoktur. Hukukun üstünlüğü yoksa bizim ülkemiz yatırım yapılabilir ülke konumundan çıkar. İstediğiniz adamı cumhurbaşkanı yapın yahu. Vallahi bir şey yapamaz. Bakın vallahi bir şey yapamaz. Kim olursa olsun şu ekonomik ortamda, şu demokrasi anlayışıyla bir şey yapamaz. Çünkü kimsenin elinde sihirli bir değnek yoktur. Siz demokrasiyi tesis ederseniz, ha derler yeni bir şey oluyor. Nedir o? Vallahi bu CHP'ye bir şey oldu. Bütün milletvekillerini üye belirledi. Bütün belediye başkanlarını üye belirledi. Yahu Cumhurbaşkanı adayını üye belirledi. Yahu siyasi partiler kanununda olmamasına rağmen il başkanlarını, ilçe başkanlarını üye belirledi. Helal olsun dedirtirseniz CHP olarak. O zaman halk der ki ya bir şeyler oluyor, bir değişiklik var. Bir de bunu deneyelim der. Yani demin şakalaştık şaban Bey'le. Eee yani CHP'deki kişi değişimi elbette ki kurultayın kararıdır. Elbette ki bu kararı yerel seçimdeki seçmen de onaylamıştır değişimi. Ama benim anladığım değişim Ahmet'in yerine Mehmet'in, Ayşe'nin yerine Fatma'nın gelmesi değildir. Benim anladığım değişim budur. Çünkü demokrasi olmazsa ekonomi olmaz. Bakın benim AK Parti'den, MHP'den bir demokrasi beklentim yok HDP'den. Neden? Çünkü böyle bir iddiaları yok. Anlıyorum. Böyle bir iddiaları olmadığı için böyle bir beklentim yok. Bu beklentiyi ben CHP'den bekliyorum. Bu o arada nedenle, süren fazla değil hocam. Tamam. Ee, o yüzden herkesler tartışmalara rica ediyorum. katılmayacağım. Evet. Ee, kısa yani kısa gideceğim. O yüzden yani biz ülkenin gündeminden ayrılmamalıyız. Cumhurbaşkanlığı hmm. tartışmalarını ben yapay buluyorum ve gereksiz buluyorum. Ha, erken seçim halk ister. Olduğu o zaman, zaman tartışılır. O zaman. Peki. Yani şu anda herkes kendi görevini yapmalı. Bir pencere daha açayım. Bütün bunlara rağmen yahu işte gazeteciler, siyasetçiler dil bu tutamıyorsun. İlla Cumhurbaşkan, illa Cumhurbaşkanı. CHP niye tartışıyor? CHP Hasan medyası. Öyle diyor. CHP konuşuyor diyor. Heh, CHP medyası dedikçe ben üzülüyorum. Yandaş medya dedikçe üzülüyorum. Ya kardeşim bunları yani hiç olmasa Hadi biz siyasetçiler söylüyoruz da gazeteciler birbirine söyledikleri zaman ben daha çok üzülüyorum. Ya işte ben ya bir yandaş olarak konuşuyorum ya. İşte Hasan Bey yani siz gazetecilik mesleğine <laughs> benden daha çok sahip çıkmak zorundasınız. Çünkü bu sizin mesleğiniz. Yani ben şimdi hekimim, AK Parti hekim, CHP hekim kıyameti kopartırım. Olmaz ki. Aytu Bey biz bunu yapmıyoruz işte. Bizimle ilgili her paylaşım yapan özellikle muhalif sosyal medya hesapları veya muhalif gazeteler AKP'li gazeteci Ferhat Murat şunları söyledi. Bu da yanlış. Yani ben nereden biliyorsun? Biliyorum. Yani ben, ben üye de değilim ha bu arada. Bak, Herhangi bir partiye siyasi parti üyeliğim CHP'de, yok. CHP'ye de bakın, CHP yandaşı da AK Parti yandaşı da benim için bir farkı yoktur gazeteci ise eğer. Hiçbir farkı yoktur. O eğer yandaşsa beslemedir. AK Parti besliyordur. AK Parti'yi yazıyordur. CHP besliyor. CHP Çok. yazıyor. Ya. Benim Çok. yani uğur mumcu gibi kalemini kırmayan dik insanlara ihtiyacım var ya. Çok Vatandaş yok. olarak. Yani kim olursa olsun lafını esirgemeyecek insanlara ihtiyaç var. Şimdi hani CHP'ler konuşuyor, yanlış yapıyoruz. Yani şu an Cumhurbaşkanlığı tartışacak bir konu değil. Ama tartışıyoruz ya, tartışılıyor ya hani. Ya bundan beter bir şey var mı? Var. Nedir biliyor musunuz Pınar Hanım? Başka partilerde bu tartışmaların hiçbir zaman 22 yıldır gündeme gelmemesi. Hmm. Bakın. Yani tartışıyor olmak olumlu diyorsunuz aslında bir nevi. Şu, çok olumlu ama yeri, yersiz. Anladım. Şu anda Zamanlı zamanı değil. değil. Ama tartışmanız ama lazım. Ama başka siyasi partinin konuşmuyor olması çok kötü. Çok kötü. Yani ben 22 yıldır AK Parti'de mesela ya da MHP'de bir Cumhurbaşkanı adayı duymadım ikincisini. Duymadım Bir dakika bak. ya. Mehmetettin İhsanoğlu'nu Sayın Kılıçdaroğlu'na söyleyenisin kimdi? Devlet Bahçeliydi. Kendi parti mizaçta konuşuyor. bir dakika devam. Şimdi Anladım, çok güzel bir noktaya geldiniz ama mesela yine yine 2007'de e, Sayın Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi bittikten sonra Cumhurbaşkanı adayımız kardeşim Abdullah Güldür diyen Recep Tayyip Erdoğan değil miydi Meclis grubunda? Şimdi bakın yani, o dönemde bir dakika tamam güzel bir şey söylediniz hemen oradan devam edelim Ahmet Necdet Sezeri parlamento seçti. Abdullah Gül'ü de parlamento seçti çünkü Se o zaman seçemedi. Seçemedi. Tamam. Bak, 367 o, garabetiyle ayrı, ayrı savun bir yani Şaban çok savundu. Bey beyefendi bak, tarafını bak, icat onu, o, pardon. Ayrı bir konu o. O ayrı bir konu. 367 garabetini de konuşuruz ama ya, Oralara giremem var. Orada vardır. orada Tayyip Erdoğan başbakandı ve hükümetin başıydı. Hı -hı. Cumhurbaşkanı görece şimdikine göre çok daha fazla sembolikti. O yüzden Tayyip Erdoğan sembolik olmak istemedi karakterine aykırı. O yüzden Yo, kardeşim sakın ha aday olma diyensin genel başkanınızdı. Baykal aklından bile geçirme. Kim? Aklından bile Baykal. Kime, kime, kime? Devlet Bahçeli'de. Erdoğan'a. Devlet Sayın Bahçeli de. Sayın devlet. Ama Sayın Bahçeli'de Erdoğan'a bir saniye. Hasan Bey, Tayyip Tayyip Bey'e Bey e aklından bile geçirme. Bakın, sakın Hasan ha. Bey, böyle parmak sallayarak. Hasan Bey benim söylediğim şu bir başka parti bir başkasına diyebilir. Benim anlatmak istediğim Hayır, şey şu. Hayır, sembolik olmak istemedi diyorsunuz onun için. Erdoğan belki bir keyfiyet mi gözetti, keyfiyet mi gözetti bakmak lazım. Siz daha iyi biliyorsunuz o işleri. Bakın benim söylemek istediğim şey şu. Bir parti suskunsa, kendi içinden ikinci cumhurbaşkanı tartışamıyorsa... Nasıl ya? Bu Gönül, beydi Gönül mü olsun? Bakın ya, bu, ya ben şimdi bakın, bakın ben Tayyip Bey'im bakın. olsun. Siyasi tarihi, yakın tarihi en azından takip ettim unutmadım ben içindeyim ha siz içindesiniz beni de takip edin kardeşim Abdullah Beydi gönül olsun, olsun demek yanlıştır bir dakika Beydi gönül mü olsun Abdullah Gül mü olsun Erdoğan mı olsun Pat diye Bülent Arınç İsmet Yılmaz bile. bir de dakika de Bülent Arınç dedi ki üçümüzden biri yoksa ben olayım Bülent Arınç mı olsun bakın kaç tane aday tartıştılar konuştular sonrasında karar verildi ve Cumhurbaşkanı adayımız Kardeşim Abdullah Güldür dedi. Recep Tayyip Erdoğan. Tamam. Ama bunu demeden önce de e, Sayın Baykal CHP Genel Başkanı olarak Sayın Bakan aklından bile geçirmez. Sakın ha tartışmalar yaptı. Hatta bir başörtülü hanımefendi Çankaya'ya çıkamaz tartışmalar yaşanıyordu o günlerde. Evet. Bakın. E, Baykal Türkiye için söylemiş. Tartışmayı olabilir. Erdoğan Başbakan'la devam diye. Tartışmayı rayından çıkarmayacağım Hasan Bey. E, vaktim e, zaten... zaten bak, Tartışılmadı oldu. dediniz ya evet, hiçbir evet, partide. Öyle. Bakın. Sonra, sonra, sonra MHP'nin MHP başkan adayı kimdi? Ama bir dakika. Sade Somuncuoğlu değil miydi? Bir dakika. Bakın. Bir saniye. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu. Recep Tayyip Erdoğan yürütmenin başı iken, başı olduktan sonra hiçbir zaman ikinci bir aday yürütmenin başına gelmedi. Orada ya da adı bile tartışılmadı. Bu tehlikelidir. Yani... Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Ahmet de bitip de, başbakan oldu. Bir dakika. Yönetmenin başı değil miydi? Bir dakika. Hayır. O zaman seçimle gelen bir cumhurbaşkanı vardı Hı. ve o cumhurbaşkanı yetkiliydi. O zamanki başbakanın da ne olduğunu şimdi tartışabiliriz. Hı. Bakın burada AK Parti içerisinde herhangi bir belediye için, herhangi bir e, makam için, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık için bir tartışma olmaz. Tayyip Erdoğan... Ahmet Davutoğlu'na in aşağı dedi, indi. Birçok belediye başkanına istifa edin dedi, etti. Bakın bunlar tehlikelidir. Beni anl anlatmak istediğim şey bu. Peki. CHP'de yapılan tartışma. Benim, CHP'de yapılan, ya. CHP'de ama yapılan, lütfen ama ya. Bir dakika. Lütfen CHP'de, ama yani. bak CHP'de, bak ya. Bak böyle yapmayın. bitireyim size vereyim. Ben çok meraklı birim konuş. Ya biz baba oğluz, baba oğluz. Sen dur şurada belediye başkanına devam et. Ben aday olacağım dedi. Hatırlıyoruz geriletti İmamoğlu'nu. İmamoğlu İzmamoğlu. Ya ben kendimi taca attırmam diye yola çıktı. Ankara Ektizan bir de baktık ki taçta çıkıp kürsüde konuşacağını bekliyordu meclis grubunda. E, konuşamadı. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki biz baba oğlu sen sıranı bekle dedi. Bakın bak, buna, nasıl geriletti bak. bakın. Buna itiraz etmiyorum. Hı -hı. CHP'de bunlar olur. Hı -hı. Yeri zamanı geldiğinde olur ve çok daha ciddi, ağır, ateşli tartışmalar çıkar. Tartışmaların olması normaldir. Kamuoyunun önünde olması normaldir çünkü oyu verecek olan vatandaştır. Benim endişem tartışmanın olmaması veya kapalı kapılar ardında olup da çıkıp vatandaşın huzuruna kimsenin kendini anlatamaması başka partiler. Peki. Bu bunu ben daha Peki. tehlikeli bulurum. Peki. Şimdi bir cümlede Bir cümle daha alayım hocam. yani söylemesem olmaz çok not aldım ama en azından şunu söyleyeyim bu Türk evi ile ilgili bakın önemli bir konudur orası. Ee, yani görmeyenler inşallah bir gün görürler ama hiç kimsenin Türk evine Türk evi yapıldı diye bir itirazı yok. Çünkü o zaten ta çok çok daha Nasıl eskiden, yok ya, çok daha eskiden alındı. Orada e, zamanın New York Belediye Başkanı ile ilgili sıkıntılar vardı. Detaya girerim ama zamanınız el verirse. Sadece şuruna bitireceğim. Yok. Orada kamuoyu şu yanlışa düşürüldü Türk evi ile, Türken tartışıldı. Çok güzel. Çok güzel. bir şey söylüyorsun. Ben, kasıtlı, kasıtlı olarak bazı çevreler Türk evi binası Kemal Bey yaptı onu. Türk evi binasıyla Türken'i e, tartışmaya açtılar. İki tane önemli husus var. Bir, Türk evi yahut da işte Cumhurbaşkanlığı sarayı, onlar külliye diyorlar. Bunları savunurken AK Partililer şöyle dediler. Kardeşim itibardan tasarruf olmaz. Peki. Bakın, bunun itibarla bilgisi olmadığını bütün dünya biliyor. İtibar nerededir? Eğer itibar pasaportun güçlüyse oradadır. Okay. Nereden vize alıyorsun? Paran güçlüyse itibar oradadır, ekonomidedir. Caydırıcı gücün varsa, yani savunma sanayinde güçlüysen, caydırıyorsan insanları, İsrail mesela bakıp da eyvah lan bunlar bana bir şey yapar diye korkuyorsa güç oradadır. Bölge Ülkeleri arasında itibarın yüksekse, yani siyasal olarak, dış politik olarak güçlüysen itibarı burada aramak lazım. Türkiye bile biz, Türkiye, maalesef, Tür Türkiye bilaka, biz maalesef, bir dakika, biz maalesef, biz maalesef bitiriyorum son cümle Biz maalesef burada itibarı binalarda falan aramak durumunda kaldık. Bu yanlıştır. İtibarı Anladım. burada arayacağız. Bir bir de Türkiye'nin, işte Türkiye'deki Türkiye ve Ensar'ın birleşimi olduğunu ve bunların yönetiminde, Cumhurbaşkanı'nın e, yakınlarının, çocuklarının olduğunu ve burada milyon dolarlık birçok bir e, Manhattan'da bina alındığını, Muhammed Ali'nin çiftliğinin alındığını vesaire vesaire kamuoyu bunları tartıştı. Bunları tartışırken sanki Türk evinde tartışıyormuş yok, gibi. De, algı bir algı oluştu. Bu ikisini yok, 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 Peki, peki. Şimdi bir cümle söyleyeyim. Bir cümle, ben, tamam, bir, cümle. bir cümle. Türk evi de tartışıldı. Türk'ende tartışıldı. Anladım. Türk evine ne gerek vardı? BM'nin karşısına diktiniz o uzunlukta. Zaten vardı bize. Hasan Bey. Hayır. Zaten Hayır. vardı, yeni değil. Ama masraf değil. denmiş. AK, AK Parti almadı orayı. Bak, İsas abi Çağlayan gel aldı ya. İhsan Sabri Çağlayan gel aldı. de çok Ama güzel. Ama kim yaptı? Yeri de çok Kim güzel. yaptı? Erdoğan yaptı ve ben şöyle er... bir yazı yazdım. Ya Hasan tamam. Bir dakika. Değerli Hasan ama, ama çıkamayız. Türkiye, arkadaşlar çok özür dilerim. Bu burada bir, yanlış, bir tartışma tartışma yanlış, başardım. Başardım. yanlış tartışma, başlıyor. Yanlış tartışma oluyor. Erdoğan, de tartışıldı. Erdoğan, neyi Erdoğan, 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 ne yaptı? Erdoğan yapmadı. Erdoğan Orası ne yenilendi. O bu, Türk bu evine, tartışıldı. Evet yeniler. O Türkiye ben, o Yoksa... ben Ak Parti iktidara gitmeden önce ben gittim. Ben de gittim. Nasıl bu haliyle? Birleşmiş Milletler. Önemli Çok yeri güzel bir binaydı. Çok gayet güzel bir binaydı. <laughs> yani, yani Sayın er, Sayın Cumhurbaşkanı o binayı yıktı yeniden gökdelen ne çevirdi? New York Belediye yani Başkanının bağış aldığı iddia edildi. Yani yoktu demedim ki ya. Ben Ama Erdoğan yaptı. İhsan Sabri diyor. ya Çağla aldı binayı. Erdoğan yaptı, demeyelim. Hı. Şu ülkeye haksızlık ya, yaptı. Erdoğan yaptı demeyelim. Yani Yok, hayır, Arkadaşlar yıktı yeniden yedirelim. yaptı dedim ya. Bütün, bütün, bütün ben yıktı Cumhuriyet yaptı Erdoğan'la başlıyor. Ve yıktı yeniden yaptı, kötü mü yaptı, kötü yaptı dediniz. Efendim, önceki hal, önceki halde gayet güzel. Öbür Tartışmada da doğru. Kemal Bey, Kemal Bey Amerika'ya gittiği zaman bir gece yarısında gitti orada o yurt olarak kullanılan binayı daha inşaat halindeyken Aha bunlar paraları buraya harcıyorlar diye paylaştık. O da oradan tartışıldı. 8 saat Doğru. 2 olay doğru var. 2 de tartışıldı ama. Peki. Evet. ORC'nin bir anketi vardı. Onu ben Şaban Bey'in de yorumlamasını istiyorum. Ee, bir müsaade ederseniz fazla dakikam kalmadı. Ee, Ferhat Murat Hasan Öztürk. Ayto Hocam bu konuda konuşmayacağım. Görmek istemiyorum dedi. Ee, ORC genel seçmene sormuş. Efendim arkadaşlar. Tamam. Ha, volde var mı? Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı diye sormuş OREC araştırma. Şimdi genel seçmene sormuş. Genel seçmen, Türkiye genelindeki seçmen, %28.4 ile Mansur Yavaş'ı birinci sıraya almış. İkinci sırayı Ekrem İmamoğlu %27. Üçüncü sırada 25.1 ile Özgür Özel. Ee, rakamlar birbirine çok yakın. Şimdi hemen diğerini alalım. CHP'li seçmene sormuşlar. CHP'li seçmen Özgür Özel demiş 29.4'le. Ben şöyle durayım, e, düşmeden durayım. Ekrem İmamoğlu %28.5'la ikinci sırada. E, Mansur Yavaş %21.5'la üçüncü sırada. Cumhuriyet Halk Partililerine sorduklarında Özgür Özel birinci sıraya gidiyor. E, genel seçmene sormuşlar Mansur Yavaş ilk sırada. E, Cumhur İttifakı seçmenine sormuşlar. Onu da bir görmek istiyormuş. Mansur Yavaş yine birinci sırada yüzde %23 23.2, Özgür Özel ikinci sırada 21.3, Ekrem İmamoğlu 18. Ee, Cumhur İttifakı Ekrem İmamoğlu'nu en son sıraya almış Şaban Sevinç. Ya şimdi. Hadi. Ka hadi, kalk hadi İster misin bunda? Ha, İsterim. Hadi gel. Korktum <laughs> ama bir dakika. Şu. Yanına gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Karşılıklı konuşalım yani. bakalım. Bak, i̇ki takım elbise giymiş arkadaş. Yani, Ferhat <laughs> istersen gel sen de. e, vaktim de yok. Şimdi bunları bir yorumlar mısınız? Ama bu arada Ayto Hocam siz de, Hasan şimdi, Bey siz de lütfen ben de öyle geçeyim. Şimdi e, Ferhat da katılır muhtemelen. Çaban Bey biraz arkaya Ön, doğru. Tamam, <laughs> önce, önce, sop, önce sopayı şunu Sopayı o tarafa doğru sallarsan Önce şunu söyleyeyim Pınar Hanım. Bak. Bu sopaya gerek. şeyler e, sağ durmanız Bir de bir sopa boyu. Terste solsa İngiltere'de ha. de kılıç boyu mesafe tamam, olur peki. ya. E, şeyde kameralarda avam kamerasında falan kılıç boyu mesafe ama siz bu tarafta olacaksınız. Ferhat Bey öbür tarafta olacak. O <laughs> evet. tabii siz ha. girişte solda olmalısınız. Değişelim mi? <laughs> ya, şaka ediyorum <laughs> ya. Allah aşkına. <laughs> evet şimdi genel seçmen ya, Şaban Sevinç. Şimdi şöyle içeriğine girmeden önce şunu söyleyeyim. Daha yakın seçimlerde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Biraz önce biz burada konuşurken Hasan Bey haklı olarak dalgasını geçti. Ne dedi? Ha %60 da kazanıyordu dedi. Evet. E, bütün anket firmaları, yani 2-3 tane istisnası var. 5-6 tane evet. 3-4 tane yani. istisnası var. Bütün anket firmaları çuvalladı. Ben şimdi burada, hemen 4-5 tanesini tak tak sayarım ama şimdi arkadaşlar haksızlık etmeyeyim. Yani dolayısıyla Türkiye'de Türkiye'de Maalesef araştırma şirketlerine, anket firmalarına, siyasi anket yapanlara güvenemiyoruz. Ben güvenemiyorum. Hmm. Söyleyeyim, birkaç tanesine güveniyorum. ORC araştırma yani adını vermiyorum ama pek güvenemiyorum. Pek güvenemiyorum. Dolayısıyla ondan bağımsız söylüyorum. Ondan bağımsız söylüyorum. Şu ORC'nin yaptığı araştırma da, yani CHP'nin Cumhurbaşkanlığı da kim olmalı İşte genel seçmen de. İşte Mansur Bey 28.4, Ekrem Bey 27, Özgür Bey %25.1. Yani e, olabilir de ama benim gözlemim böyle değil. Böyle değil mi? Benim benim gözlemim böyle değil. S ee, Sen bir, yayının ikincisi, başında Şaban Sevinç Özgür e, Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanı e, adayı olacak dedin. Ya yani ben böyle bekliyorum. Evet, benim demiştim. kanaatim, benim kanaatim hani bu, siyasi bu okula. araştırma böyle göstermiyor Ya, ya benim kanaatim hani hem siyasi Okumam. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni bildiğim, bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi hem muhalefet kamuoyu filan gözlemlerim. Ben 35 yıldır siyasi gazetecilik yapıyorum Ankara'da. Ben tablonun böyle olduğunu düşünmüyorum. Ferhat Murat ee, sen ne düşünüyorsun? Mesela karşılıklı evet. konuşalım. Şimdi öncelikle şunu seçmen. söyleyeyim. Mesela CHP'li seçmen. Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. Şimdi Şaban Sevinç'in de aslında bıraktığı yerden almış olayım. İlgili firmanın yani ORC araştırmanın 14 Mayıs seçimleriyle ilgili 12 Mayıs'ta yayınladığı bir tweet var. İtibarımız satılık değildir diyerek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun %51,7 ilk turda kazanacağını söylüyor. Da. 12 Mayıs 2023'te, 14 Mayıs seçimlerinden 2 gün önce Twitter adresinde vardı. Silmediyse hala duruyordur. İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun diyerek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 51,7... Recep Tayyip Erdoğan'ı 44,2 göstermişti. Yani, yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu o. yaklaşık %6,82. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunda %5,32 hatalı Efendim? tahmin eden bir şirket. Yani o, bu hata oranı öte. kabul kabul Rakam. edilebilir bir oran değil. Onu rakamlardan söyleyeyim söyleyeyim. öte. Rakamlardan öte. Seçime 2 gün kalmış. 12 bay. Seçime 2 gün kalmış. Cumhurbaşkanı ilan ediyor. Kazanacak Cumhurbaşkanı evet. ilan ediyor. Tam tersi oluyor. Şimdi bu bahsettiğim %6,82, %5,32'lik oranlar hata payı içerisinde kabul edebilir oranlar değil. Ben de araştırma şirketlerine danışmanlık yaptım geçmiş dönemde. O yüzden ben özellikle bu araştırmanın fiilen sahada yapılmış olma ihtimalini zayıf görüyorum. Oo Büyük iddia. Bir Masa başında yapılma ihtimali daha güçlü hayat. bir araştırma. Ya, Masa başında diyorsun. Bir insanın, şimdi bakın. Kemal kasa telefonla falan mı? Yoksa... Masa başında eline kağıt kalemi alarak veya bilgisayar başında ne yazalım? Özgür yani Bey'e %29 yazalım. Yani burada yok 29,4 alalım. Bakın. Bir yani amaç... insanla ilgili bir kanaatiniz söz konusuysa ne yaparsınız? Onun geçmişine bakarsınız. Geçmişte yaptıkları size bir fikir verir. Şimdi başka bir noktaya da geleceğim buradan hareketle. Bu firma %51,7 Kemal Kılıçdaroğlu'nu bulması için araştırma yapmamış olması lazım. Sahada araştırma yapmamış olması lazım. Lazımdı. idi. Bu sonuçları açıklaması için. Mesela iki puanla yanılırsınız bu hata payı içerisindedir. Yani artı eksi yüzde iki. Kabul edilebilir, dünyada kabul edilir bir hata payı oranıdır. Ama bu bahsettiğim oranlar söz konusu değildir. Şimdi bu tartışmaları Hasan abi de söyledi. Ee, ben de zikrediyorum. CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını en azından iktidardaki siyasetçiler, AK Partili veya MHP'li siyasetçiler veya o bölgeye yakın gazeteciler çıkartmıyor. CHP içerisinde dolaşıyor. CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları bu işe kafa yoruyorlar. Bu araştırma niye yayınlanır? Nasıl yayınlanır? Bugün bugün yayınlandı bu araştırma bu arada. Bazı belediye başkanları, bazı siyasiler bazı araştırma şirketlerine fon aktararak kendileri üzerinde olumlu bir algının oluşması ve parti içerisinde bunların tartışılması amacıyla bunu stratejik bir iletişim parçası olarak görürler ve servis ederler. Velev ki doğru. Hani velev ki bu araştırma yapılmış, çıkmış sahaya yapılmış. Bence oranlar çok birbirinden kopuk değil. Çok yakın. Yani dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun o kadar yüksek bir baskın bir oy oranı gözükmüyor. Yani %23 ile %21 arasında seçime de en az 2,5 yıl olduğunu düşünürsek Mansur Yavaş'la Çok kapatılabilecek. Evet Mansur Yavaş'la da öyle. Bu Cumhur İttifakı seçmeni. Yani CHP seçmeninde de geldiğimizde CHP ikişer seçmeni puan farklar var. var gördüğüm bir kadarıyla. Bir de genel seçmen var. Genel seçmene bakalım. Genel evet. seçmeni açalım arkadaşlar. Yine Mansur yani Yavaş. Yani %3'lük, %2,5'luk bir yani Özgür Özel'in %25,1, Mansur Yavaş'ın 28,4 olduğunu düşünürsek %2,5'luk bir hareket alanı, 2,5'luk bu bir zaman diliminde çok bir şey kapatılmayacak bir rakam bir değil. Bir dakika. Şimdi bu rakamları topladığımızda yüze mi tekabül ediyor? Yani hiç başka aday sormadılar yok. mı acaba? İklim Üçünü yok. İklim yok. Yani o zaten yüze yani etmez. Yüzde denk gelir. 28, 27, yüzde 55 yapar. 25'i de eklediğimiz zaman 60% 80 küsür gibi bir Tabii. toplama veriyor. Araya verir bir bu. şey girin mi? Araya bir şey gireyim mi? Şimdi iki gün önce kamuoyu araştırmacısı yapan saygıdeğer bir arkadaşımızla sohbet ettik uzunca. Bu kamuoyu araştırmaları nasıl yapılıyor? Hmm. Sağlıklı sonuç nasıl elde ediliyor? Dedi ki, ya bu işe para harcarsan hakkıyla gereken parayı harcarsan doğru sonucu artı eksi iki bandında bilirsin. alırsın, alırsın. bilirsin. Peki dedim ne, nedir yani para harcama, kaç paradan söz ediyorsun hani sağlıklı bir araştırma için? Hemen tabii şeyi biliyor, kime ne harcayacağını biliyor. Yani 350 bin lira, 350 Minimum. bin lira değil mi? Yani şöyle örnek evet. vereyim bak. 350 Türkiye'de... bin lira dedi harcarsan dedi, hani sahada soracaklara, tut da işte onun bilgilerini okuma yapanlara filan toplam. E, doğru sonuca bir... mı gidiyor? Efendim? Doğru sonucu örnekler yani doğru sonucu bulursunuz sevgili pınar örnekleminizi şöyle ayarlamanız lazım mesela Türkiye'de 81 vilayet var ve 81 vilayetin yaş cinsiyet eğitim ve önceki seçimlerde oy verdiği parti bilgilerini doğru girdiğinizde yani 14 Mayıs'ta AK Parti'ye oy veren seçmen oranını ölçeklendirilmiş bir şekilde girdiğinizde CHP'ye MHP'ye Dem Parti'ye oy verenleri ölçeklendirilmiş yaş, eğitim ve tüm <laughs> e, demografik özellikleri girdiğinizde ve en az 4 bin kişiyle yaptığınızda yüzde bir buçuklar dolayında hata payı içerisinde sonucu görürsünüz. Şimdi, Bakın yüzde bir buçuk da gerçekten anladım. size peki. ciddi şimdi, fikir verir. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bu da maalesef gerçek. Yani gerçek. Bu da başlı başına bir tartışma konusu aslında. E, evet. Anket yani Fiyatları şimdi öyle. son günlerde böyle... Ya yani 2-3 günde bir sosyal medyada anket görüyoruz. Evet. Yani, yani şimdi seçim yok bir şey yok. Bu firmalar bu 350 400 bin lirayı nereden nereden buluyor, ediyor? nereden harcıyor filan. Harcıyorlar mı? Yapıyorlar Peki. mı? Masa başında mı yapıyorlar? Bir iki, iki bir de şunu söyleyeyim son olarak. Hepimiz biliyoruz ki kamuoyu araştırma şirketleri siyasi partilerle ya da potansiyel adaylarla bir takım anlaşmalara giriyorlar. Yani ben senin PR'ını yapayım diye. doğru mu? giriyorlar. Şu anda da girenler var. Girenler de var. Ya yani şunu mu demişsiniz? Dolayısıyla bu Şu dolayısıyla bugünler gerçekçi mi değil? Dolay... Dolayısıyla bugünlerde yayınlanan anketlere biraz vatandaş tamam. o gözle bakıyor. Şunu soracağım. Ya. Hasan Öztürk'e de sorayım bu tabloyu. Ee, Siz de çok beklettim ayakta. Ee, bu gerçekçi mi değil? Ya yani be... onun... şimdi ne Ferhat Murat Şaban Seviç ikiniz de böyle bir ikna olmadınız bu araştırmaya. Öyle görüyorum. Ben sabıkasından dolayı, firmanın geçmiş sabıkalarından evet. dolayı bir ama iki şunu söyleyeyim, yani sahaya çıktığınızda e, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş arasında, özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında, ben bir araştırma sonucuna bağlı olarak söylemiyorum. Çok muazzam farklar yok. Hatta Kimil'in yani ikisinin de birbirinden avantajı ve dezavantajı olduğu noktalar var. Anladım. Bunu ben sahada görüyorum. Yani e, Ekrem İmamoğlu olursa kesin seçimi kazanır veya Mansur yavaş olursa kesin seçimi kazanır gibi bir durum görmüyorum. Ama kendisinin yani ikisinin de kendilerine göre e, avantajlı yönleri olduğunu görüyorum. Ama Özgür Özel de bence stratejik olarak Cumhurbaşkanı adaylığını her ne kadar iki isim arasında penaltı atışını belirleyecek gibi kişi gibi konumlandırsa da en fazla isteyenlerden bir tanesi bunu da süreç bize gösterecek. Gösterecek. Diye. Hasan Öztürk bu arada sizi ayakta fazla tutmayayım isterseniz. Hasan Öztürk ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Şimdi, Katılıyor e, musunuz? Şöyle. Yani bu araştırma şirketlerinin hali ortada. Onu, e, ya yani onu bir söyle, gün başlı başına yapalım. bir anket şirketlerini lazım. konuşalım biz. E, yani. şunu evet, evet yani, iyi olur. E, bir, Erken bir tartışma başladı. Bu CHP'yi çok az yıpratır. önce Ayto hocam da söyledi. Yani çok yıpratacak onu, evet. bir şey. Onun altını çizmek istiyorum. Yıpratır, çok yıpratır. İki, iki e, biz e, 2023 genel seçimlerinden sonra CHP'de henüz daha e, genel başkan değişmemişken e, iki isimden söz ederken yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki seçimde adaylığını ismini konuşurken şimdi üçüncü bir isim daha Özgür Bey de potaya girmiş görünüyor. Fakat ilginç olan şöyle bir şey CHP'nin adayları mı olacaklar, muhalefetin adayları mı olacaklar sorusu var. Burada mesela böyle bir soru yok. Şimdi böyle bir tartışma evet. da var. Şimdi bir CHP var. Üçünü de görebiliriz. CHP'nin CHP tek başınaysa tamam şu anda yapılan anketlerde AK Parti'den iki puan öndeyiz diye açıkladı. Genel Başkan Özgür Bey'in sözünü hatırlatmak istiyorum. İyi de AK Parti, AK Parti olarak değil tek başına bir Cumhur İttifakı var. Ve o Cumhur İttifakı yerel seçimde bile yine %50 üzerinde oy aldı. Dolayısıyla evet, evet. CHP'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bu üç, üç isim mi alınıyor? Hmm. Yoksa muhalefetin ismi olarak bu üç, üç isimden birisi mi Cumhurbaşkanı adayı? Yani Millet İttifakı dağılmış olan Millet İttifakı'nı CHP yerel seçimde bir şekilde yani HDP ile kurduğu Um, Kent uzlaşısını uzlaşısı, e, da, dahil ederek e, bir millet ittifakı çatısı gibi bir şey iyi partide vakumlayarak seçmenini vakumlayarak e, sandıkta bir ittifak kurmuştu. Bu ittifak üzerinden mi gidecek? Yoksa CHP kendi adayını mı çıkaracak? Bence daha önemli gün, olan soru bu. Mesela kendi asal araştırma... zaman geç... ke, kendi adayını çıkarttığı zaman 50 artı 1'i alabileceğini Düşünüyor olabilir mi? Yani CHP'nin böyle bir potansiyelinin olduğuna inanıyorlar mı acaba? Ben inanıyorlarsa yine hata yapacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu üç ismin hangisinin Ç e, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Öyle bir olabileceği yerinden. Yani görmüştüm. Işte. Orada da Mansur orada, Yavaş çıkıyordu değil mi? Orada da Mansur Yavaş var. Ha, araştırmada dördüncü sırada yalnız orada Fatih Erbakan vardı. <laughs> yani evet. Fatih Erbakan dördüncü Gör, sırada. Yani onu da, onu da gördüm. Gördünüz değil mi? Ben hani tartışmayı CHP de kendi adayını çıkartmaya ya. çalışıyor meselesi üzerinden bakılıyor ya şimdi bakıyorsunuz A, Ekrem İmamoğlu profili muhalefetin adayı mı olacak Mansur Yavaş profili mi muhalefetin ya profil diye özetle söylüyorum adayı olacak yoksa özgür özel mi sizce acaba hangisi muhalefetin adayı olursa muhalefet seçmeni oy verir yani mesela buna bakılıyor mu Özgür Özel'e mi verir? Evet. Kendisini sola daha yakın olarak tanımlayan Mansur Yavaş'ı mı? Düne kadar seçime girerken bile ben parti rozeti takmayacağım deyip şimdi Kemal Bey'le göçtükten sonra partimin emrindeyim diyen Mansur Yavaş'a mı yönelecek? Milliyetçi bir e, geçmişi olan Mansur Yavaş'tan bahsediyor. Evet. Ya da ya da Özgür Özel ben solcuyum, sosyal demokratım, CHP'liyim, CHP'nin çocuğuyum diyen e, isim mi olacak? Yani biraz da oraya bakmak lazım bence hangisi yani şimdi burada Erdoğan erken seçim olursa aday olsun istiyoruz dedi Özgür Bey'i kastederek gelsin çıksın son bir yılda kabul etmiyoruz ama e Erdoğan'ın işte üç, üçüncü kez adaylığı söz konusu. Bu, bu arada yani onun aslında vaktim çok az ama çok merak, Hasan Bey çok özür dilerim vaktim çok az onu söyleyeyim. Ee, belki bitirdim, birilerine bitirdim aslında ama ben başka bir nokta açtım yani. Bir dakika tamam ama e, vaktim çok az. Bugün AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sabah saatlerinde bir tweet atmış. E, Tweet'te diyor ki anladım ki bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar. Şimdi e, bu konuda bir yorum yapmak isteyen var mı? E, AK Parti'de ne oluyor? Bu arada biz Hep Cumhuriyet AK Partisi'ni konuşuyoruz. Evet, güzel. E, ama 14 Ağustos'ta da e, AK Parti'nin e, yine bir e, yani bir toplantı e, Kuruluş yıl dönemi toplantısı var. Bir, bir hamle yapması da bekleniyor. AK Parti'de ne oluyor diye sorsa Osman Nuri Kabaktepe kime kime çantada eklik kim değil kime söyledik? Kim? Bakın bu konuda seçimden sonra Bakın en ağır mesela. eleştirileri ben yaptım, AK Parti içerisine evet. yönelik. Hatta en son yazdığım yazda şuydu: e, Değişimi değiş değişmesi gerekenlerle beraber yapma kararı aldılar diye kız atıf yapmıştım kız toplantıya. Şimdi e, Osman Nuri Kabaktepe AK Parti bir kanadı temsil eder. Mesela milli görüş, geleneğin gelen Kırgınlıklar mı var? Yani vaktimiz çok kısaca bir kırgınlık mı var? Adrese teslimi teslim mi bu? Yok yok yo. yani ben tabi e, konuyu bilmiyordum. Bu arada birkaç yazışma yaptım ama sonuç alamadım. Onu da söylemek evet, evet, evet Hani bu hemen o e, spor e, <laughs> <Evler> yorumu sırasında <laughs> bana söyledim, söylediniz. De, sizin hiç yok. yoktu. Şimdi şunu Keşke söyleyeyim. Keşke cevap gelseydi. AK Parti bir, evet. bir koalisyon. AK Parti kanatlar var. Arka, AK Parti gruplar var. AK Parti'de milli görüşü doğrudan aynı temsilci olarak duranlar var. İşte Numan Bey de oradandır. Osman Nuri Kabak da ve Hakeza oradandır. Milliyetçi gelenekten gelenler vardır. Sosyal Demokratlı vardı. Sayıları daha azaldı ama hala varlar. varlar. AK Parti bir yani ANAP'ın da devamı olarak görülür. Demokrat Parti'nin gelen devam olarak görülür. Refah Partisi'nin bile devam olarak görülen böyle bir, bir koalisyon. Şimdi bu koalisyon e, bugüne kadar Türkiye'de birçok yani 22 yıldır en iktidarda öyle değil. Evet. İktidarda. Şimdi bu yerel seçimden sonra bir tartışma başladı içeride. Mesela tamamen örgütleri başarısızlığı üzerinden yorumlayanlar oldu. Tamamen adayların başarısızlığı üzerinden yorumlayanlar oldu. Osman Kabak depeye de eleştiriler oldu. Hem geldiği gelenek başarısızlığı üzerinden yani, hmm. yani milli görüşçüler kaybettiler deniyordu bir öyle var. İki, kendisiyle ilgili yani teşkilatın buradaki İstanbul'un başında olduğu için. Şimdi buna bir tepki vermiş olabilir bilmem. Ama yani ben tanıdığım Osman Nur böyle aforizmalarda falan sever yani. böyle. Sever o, mi? tabi tabii tabii sever. Ha, ama ben evet. ilk defa böyle Se bir tweet'i görüyorum. o konuşurken de yapıyor. Ama bir cümle son cümle, Hocam son cümle, son cümle iki dakika AK dur, Ayta Hocam. neler oluyor dediniz ya AK Parti'de e, uzun döneme yayılmış bir tekamül yaşanacak. Bu tekamül başarılabilir mi? Hmm. E, bilmiyorum. He. radikal olarak karar alınmadı. E yani şöyle bir şey olsun. beklendi Erdoğan'dan. O bekleyenlerden bir de bendim. Evet evet. Şu 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 arkadaşlar yolları ayırıyoruz ve şu 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 arkadaşlar devam ediyoruz. Çünkü burada diyen bir şey bekliyor. Hayır Erdoğan sakince e, dedi ki biz işte e, kongre sürecini başlatıyoruz ve o süreçte değişim yapacağız. Ha bu iyiyeme zamanı önce, yaydı. He, iyi yemiz, bir bir zamanı yıl sonraya anladım. yaydı. Anat. Bir göreceğiz. dakikam kaldı. Tabii, tabii yani işte için. bir kişi karar verdi. Bunun da Şarkı hayır hayır. hayır. Çok özür dilerim. AK Parti karar verdi. İlginçtir. Erdoğan ikna ettiler. İşte bir Anladım. kişi karar verdi. İşte ne oluyor? Olmuyor. Sonra e kurultaya götürdüler. Öyle canım Tayyip Kılıçdaroğlu verir, da mesela. bırak ikna olmayı. Dayatıyordu yani. Hiç karışmadım Ki siz orada karşısına çıktınız biliyorsunuz yani aday olarak. Hiç karışmadım. Bir dakikam var. Bir dakika zaten evet. Belki Ferhat Murat bir şey bilgi varsa ben AK Parti için eleştirecek bir konu değil. Çünkü AK Parti'nin bir demokrasi iddiası yok. Parti içinde demokrasi, parti içi demokrasi iddiası yok ki eleştireyim. Yani kuruluş felsefesi böyle. Böyle devam ediyor. Benim bir beklentim yok kişisel olarak. O yüzden yani sürpriz değil. Fakat eğer 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünde basından okuduğumuz kadarıyla milletvekili transferi yapılacaksa bu ülkeye İyi şeyler getirmez. Hmm. 14 bakın, Ağustos. Bakın. 14 Ağustos'u bekleyin. Okuduğumuz kadarıyla milletvekili transferi yapılacakmış. İki tane önemli şey var. Bir, AK Parti kan kaybını bu gelenlerle asla kapatamaz. Geçmişte kapatamadı, hiçbir parti kapatamaz. Transferle bu iş olmaz. Peki. AK Parti eğer transfer yapacak seviyeye geldi, kan kaybı bu kadar olduysa bu artık Asla dikiş tutmaz bir, Peki. iki. Hocam süren bitti. Geçmişte yaşandığı gibi milletvekili transferlerinde e, sıkıntılı süreçte yaşayacağımızı görüyorum. Ahlaki açıdan böyle bir şey olursa bu geçmişten ders almamak demektir. Akıllı insanlar böyle şey yapmaması lazım. Peki. Ferhat Murat da bekleyin diyor demek ki 14 Ağustos'ta bir transfer hata olacak herhalde. Şimdi ama birincisi şu. Ferhat Sürem Bitti yok. mi? Sadece evet, Maç ya devam de evet ya da hayır de. Evet ya da hayır Maç devam mı ediyor 14 Ağustos'u bekleyin evet orada çok tamam. farklı şeyler olabilir. İki şeyi söyleyeyim ya Ak Parti'nin gidip diğer milletvekillerine, diğer partilerin milletvekillerine ya bizim partimize gelin diye bir kulis yapma, bir böyle buna yönelik bir çalışması tamam. yok. Evet. Milletvekilleri partilerinden istifa edip Ak Parti'ye geçmek için başvuru yapıyorlar hatta. Bir bölümü de kabul edilmiyor. Yani bizim yapımıza uygun bir siyasetçi profili değilsiniz diyerek kabul edilmeyenler var. Edilenler var. Edilenleri 14 Mayıs'ta görürüz. Peki. Haftaya Cuma var. konuşuruz. Demek ki varmış edilenler. Demek ki varmış. Kabul Peki. edilenler varmış Peki. demek ki. Şimdi sözü Şaban Sevinç, e, e, Aygül Hasan Öztürk, Ferhat Murat çok teşekkür ederim. E, maç gecesi hadi futbol severler de ekran başına e, az sonra e, yine Erman Toroğlu ve Onur Yıldız sizinle olacak efendim. İyi akşamlar, iyi geceler.